24 Ağustos sabahından günaydın. Bayram bitti. Herkes yollarda. Virüs de yollara çıktı tekrar diyelim. İnşallah kendimizi korumaya devam ediyoruzdur. Lütfen maske, mesafe ve temizlik kuralını unutmadan tatilinizi tamamlamış olun. Dönmüş olalım. Gündem hafif hafif ısınmaya başladı. Hem dış politika cephesinde önemli gelişmeler var, hem herkesin merak ettiği soruya bugün birinci elden Sayın Muharrem İnce yanıt vermiş. Evet, CHP'den ayrılıyorum, partide kuracağım demiş. Hepsini masaya yatıracağız. Amerika ile Suriye'deki demokratik güçler, tırnak içerisinde PYD'nin uzantısı güçlerin yaptığı anlaşmaya konuşacağız. İç siyasette neler oluyor, ekonomide neler oluyor, hepsine bakacağız. Sevgili konuklarımı tanıtayım. Doçent Doktor Poyraz Gürsoy, günaydın, hoş geldiniz, iyi bayramlar efendim. Hoş geldiniz Sayın Rahimer, bizimle birlikte olun, iyi bayramlar geçmiş. İyi bayramlara. Hocam tekrar hoş geldiniz, günaydın, efendim. Güzel sabahlar. Federasyon tartışmasına sosyal medyada... Dayanamadım, makale yazdım. Baktım ki anlaşılmıyor dediğim. Ondan sonra makale yazdım, bir de Spotify'a koydum. Bugün bir de video çekeceğim. İnşallah anlaşılır. Vallahi yani spor camiası, spor medyası da takip ediyordur inşallah, diye umuyoruz. Önemli, Türkiye'nin milli takımının da kalitesinin düşmemesi açısından önemli. Ama önce Çeşme'de dün biz sosyal medyadan verdik. Olay büyüdü, Sayın Bakan da devreye girdi. İş, mekan mühürlemelere kadar gitti. Ukraynalı bir modelin, bir gencecik bir kadının dayak yemesiyle başlayan ve işin korona mesafe meselesine kadar uzanan zincirini izleyelim. Darp edildim dedi, kanlar içinde kaldığı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Dünyaca ünlü modele Şeyma Sobaşı'ndan destek geldi. Dünyaca ünlü top model Darya Kriluk, tatil için geldiği İzmir Çeşme'de bir plajın güvenliği tarafından darp edildiğini iddia etti. Instagram hesabından 3 dilde açıklama yayınlayan Darya Kriluk, "Sessiz kalmak istemiyorum. Çeşme'deki plajın güvenliği bize saldırdı. Ben dahil 4 kızın yüzüne yumruk atıldı ve çocuklar kötü yaralandı. Polise ayrıntılı rapor verdik. Olanlara göz yummamalıyız." Sözleriyle olaya tepki gösterdi. Geçtiğimiz yıl aynı işletmede benzer bir olay daha yaşanmış. 10 kişilik garson grup erkek müşteriyi darp etmişti. Darya Kriluk'la yakın arkadaş olan Şeyma Sobaşı korkunç olay karşısında sessiz kalmadı. Sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı. "Çok yakın, çok tatlı arkadaşım neler yaşamış. Çok üzüldüm. Şoktayım gerçekten. Keşke eğlence mekanları da müşterilerini ağırlarken sadece kazandıkları parayı değil, insanlara nasıl davranacaklarına da dikkat etseler. Korkunçsunuz." Kanlar içinde kaldı. Fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Ortalık karıştı. İşletme yetkilileri yansıtılanlar gerçek değil dedi. Dünya ünlü top model Darya Kriluk sesini sosyal medyadan duyurdu. Tatil için gittiği İzmir'in Çeşme ilçesinde bir plajın güvenlik görevlileri tarafından arkadaşlarıyla birlikte darp edildiğini iddia etti. Tepki çeken olayın ardından işletme yetkilileri yazılı bir açıklama yaptı. İddiaların asılsız olduğunu belirten o açıklamada, arkadaşlarına sergilediği hırçın ve agresif tavırlarından dolayı Darya Kriluk'a sevgilisinin korumaları mekanda bulunduğu süre boyunca eşlik etmiştir. Taraflar güvenli bir şekilde ayrıldıktan sonra Darya Hanım'ın evine gittiği ve komşusuyla da kavga ettiği ve olaya polisin müdahale ettiği öğrenilmiştir. Meydana gelen yaralanmada güvenlik ekibimizin hiçbir dahili yoktur. Güvenlik ekibimiz iki grup arasında çıkan tartışmayı büyük bir özveriyle sonlandırmak için büyük çaba sarf etmiştir ifadeleri yer aldı. Şimdi mesele anlaşıldığı kadarıyla karakola kadar intikal etmiş. Mekan açıklama yapmış ama olay bununla kalmadı. Önce Darya'nın ne yazdığını sosyal Instagram'da bütün dünyadaki takipçilerine bunu yazdı. Şimdi bu içimizi açtan bir mesele. Kadına şiddet perspektifinden ayrıca konuşacağız. 11'den sonra sevgili Nesibe Kırış'a soracağız. İstanbul Sözleşmesi meselesi de anladığımız kadarıyla biraz tartışma gündem dışına yavaş yavaş gidiyor. Ama Darya Kriluk'un yaptığı, hem Türkçe attığı, muhtemelen biraz çeviri programı da kullanmıştır bunu, ama 4 tane kız arkadaşımızla beraberdik diyor, dayak yedik diyor. Hakikaten yani olay sadece bir münferit olay olmanın dışına çıktı. Sayın Bakan akşam saatlerinde tweet attı, hazırsa onu da veririz bir ara, ama esas mesele mekan kapatma kararı geldi
Tweet de geldi. Cuma gecesi Çeşme'de yaşanan, turizm bölgesinde asla olmaması gereken ve özellikle de bir kadına yönelik yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum. Bu kabul edilemez. Magandalı'nın kimsenin yanına kar kalmayacağını hep birlikte göreceğiz diyor. Sayın Bakan hakikaten Turizm Bakanlığı direkt müdahale etti. Belli ki Çeşme'de müdahale etti. Olay daha sonra sadece bu mekan değil, birkaç mekanın daha kapanmasına kadar gitti. 6 eğlence mekanı koronavirüs tedbirleri gerekçe gösterilerek kapatılıyor. Darya'nın darp edildiği mekan da var bunların arasında ama bahaneyle hakikaten bir süredir şikayet de vardı. Çok da ciddi yani virüsten sonra biraz açılalım, rahatlayalım istedik efendim. Turizm hareketlensin istedik ama galiba biraz asabi bir millet olmuşuz fazlaca. Şimdi şöyle, dün Statista'nın yaptığı araştırmaya göre dünyada en asabi ilk 10'a giriyoruz. Ama ilk 10'daki ülkeleri söyleyeyim. Ha, hiçbir tane Batı ülkesi falan filan da, normal ülke Japonya falan yok. Böyle acayip Afrika ülkeleri falan filan. Biz öfkeli milletiz. Öfke olmamızın sebebi dün konuştuğumuz konu. Yani bu İstanbul Sözleşmesi'nin işte bu işte LGBT konmuş da bilmem ne. Ya arkadaş, biz zaten işte kendi üniversitemizde yaptığımız araştırmaya göre 1179 kişiyle bunun %67'si aile içi şiddet görüyor. İtiraf ediyor yani. İsimleri belli değil zaten. İsimlerini vermiyoruz bu kişilerin. Diyor ki evet diyor, dayak yedim diyor. Taciz gördüm diyor. Çevremden taciz gördüm. Çevremden dayak yedim. Bir de psikolojik şiddete maruz kalıyorum diyor. Yani şöyle yapamazsın sen. Edemezsin. Otur. Konuşma bakayım. Bilmem efendim. Şimdi bu bizim kültürümüzde var. Şimdi bu yokmuş gibi yatsımak ayıp. Kültürümüzde derken medeniyetimizde yok. Kültürümüzde var. Bizim medeniyetimiz asildir. Kültür sübjektif bir kavram. Bizim medeniyetimiz aslında bağırma, çağırma. Ondan sonra nasıl diyeyim, kadına kötü davranma vesaire. Anadolu'ya gidin, hiçbir yerde bulamazsınız. Nerede yozlaşmış insan var, o kendi kültürünü yaratıyor. Şimdi bu yozlaşmanın babası bu. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir rezaleti hakikaten çok vahim bir durum olmadan yaşamamız mümkün değil. Ben söyleyeyim, bir beyaz Türk olarak bu mekanlara. Hani ona itiraf ettiniz hocam sonunda. Evvel, öyle diyor. Bayağı esmer, öyle diyorlar ya bize işte oralara mekanlı. Ben 10 yıl evvel buralara giderdim. Niye? Güzel bir müzik çalardı. 90'lar çalardı. 80'ler çalar. Şimdi tamam, gençlere bir şey demiyorum. Dinledikleri müzik bana göre sevmiyorum diyemem. Neden göstermek zorunda? Beğenemiyorum. Olabilir. Garip bir şey. Ama çocukların beğeniyor, yani dinliyorlar, şey bravo falan filan. Bazen zevklerimiz uyuşuyor. Ama burada gençlerin de ve bizim de uyuştuğumuz bir tek şey var. Bu rezaletten hiç hoşlanmıyorlar ve korkuyorlar. İnsanlar güzel bir müzik dinlemek için, güzel bir vakit geçirmek için, sohbet için, deniz geliyor, kıyıya vuruyor, onun dalga sesini dinlemek için boş mekanlara büyük yatırımlar yapmış insanlar var. Bravo. Biz de onlara gidiyoruz, yiyoruz, içiyoruz, destekliyoruz, iyi günler. Bu rezalet. Ama bu niye rezalet? Çünkü rezalet bir hale geldi. Genel kültürümüz de ondan. Çünkü içtiği zaman öyle bir içiyor ki şey yapamıyor. Yani insanın içmesine karışmaz bu memleket. Bu memleket kanunları var. İçmek kanun dışı bir şey değil. Ama ayıp, ahlak, etik bilmem ne. Yani kendinden geçiyor. Ne kadın görüyor, ne çocuk görüyor, ne canlı görüyor, ne şey görüyor. Şimdi demek ki mekanlar bu işi yönetemiyorlar. Çünkü bakıyorum bunların yaşlarına, aslında eski mekan sahiplerimiz var. İsim isim söylemeyeyim. Onlar 30-40 yılın tecrübesiyle müşteriyi, hangi müşteriyi seçip alacaklarını biliyorlar. Onlar kolay para kazanıp da kendilerini rezil etmek istemeyen insanlardı. Şimdi bunlar diyor ki biz açtık burayı zaten abi, geç de açtık. İki ayda vaktimiz var. Doldur doldurabildiğin kadar insanla içeriği. Ondan sonra işte maraza çıkıyor. Şimdi bu hanımefendi yani sütten çıkmış ak kaşık değildir mutlaka. Orada bir arbede yaşanmıştır. Ama kadına el kalkmaz. Yani ama kadına el kaldıracak kadar kendinden geçmiş insanlar var demek. Yap bunu diyen insanlar var içeride. Bir de misafir efendim yani. Turist bir de misafir. Turist olduğu besbelli. Yani şimdi demek ki Türkiye'de şiddete cevaz veriliyor. Yani Türkiye'de bir kere siyasette başlıyor iş. Siyasetçilerin söylemleri şiddet içeriyor. Sözleri şiddet içeriyor. Anne babanı, teknik direktörlerin sözleri şiddet içeriyor. Kulüp başkanlarının sözleri şiddet içeriyor. Bu kadar şiddetin olduğu yerde bu sonuç şöyle bir şey. Tabii ama anormal. Yani tabii ama bize yakışmıyor.
Ya rezil oldum. Pandemi etkisi var mı virüsün? Tabii yani olmaz oğlum. Topu topu en fazla ne kadar evde kaldık ki hepimiz yok, yani. Pandemi etkisi derken pandemi ısıtlama... etkisi ekonomik. Bakın diyor ki müessese sahibi zaten geç açtım diyor. Şimdi şunun şurasında da bir ay sonra kapayacağım ben. Millet Eylül'de ayağını atmaya başlar. Şey bana niye gelsin diyor. En kötü diyor Ekim'in birinde paydos vereceğim diyor. Çünkü o tarafın şeyi mevsimi orada bitiyor. Zaten 4 ay. Vermişim de kirayı. Zaten diyor mal sahibi de diyor kirada direniyor. Şimdi benim diyor burayı maksimum surette doldurmam lazım. Bu gece olmuş. Gündüz çıkmıyor mu zannediyorsunuz? Gündüz şezlong kavgası. Efendim niye sen orayı tuttun? Ondan sonra efendim işte şey neden bir de... Geçen ben bir video sosyal medya video kavgası gördüm. Durduk yere Beşiktaş'ta bir şeyden... Olur. Taştan mı... Oyundan, tavla taşından olur, olur. Çıkıyor. Sonra polis de giriyor. Olur, olur. Meydan kavgası. Yani böyle bir biraz sıkıştık, biraz zorlanıyoruz herhalde. Yok, bu artık geldiğimiz yerin son noktası. Şimdi ülkemizde bakın küme düşmenin kaldırıldığı, küme düşmek kaldırdım diyor. Maçlar bitiyor. Federasyonu küme düşmeyi kaldırdım. Ya arkadaş madem o kadar cesursun, mangal gibi yüreğin var. Niye maçları oynattın o zaman? Maçları oynatmadan şampiyonu ilan ediverdi. Değil mi? Niye oynattın milleti? Niye milleti sakatladı? Mesela o maçlar oynandığı için küme düşme potasında oynadığı için o maçta sakatlanıp 6 ay mesela oynayamayan arkadaş. Ya demez mi içinden ya Allah'ım? Korona sen adaletini evet, bunlara gönder de. Ben olsam derim. Allah'ım bunlara adaletini gönder de. Ben derim. Bakın net. Kimseye bir kötü bir şey söylemek istemiyorum ama bu kadar radikalce garip, insanın içine sığmayan, vicdanlara sığmayan işlerin sürü sepet olduğu, 6 ay önce söylenen bir şeyin 6 ay sonra yok ben öyle bir şey söylemedim yalanlanıp icraata konduğu bir memlekette bütün müessese, işletmeler dahil bunu yapıyor. İnsanlara öfkeli olmaması zaten mümkün değil. Ama bu öfke artık kadın, çocuk, hayvan, canlı, bina, tarih eser hiç fark etmiyor. Dümdüz gidiyor vatandaş. Niye? Çünkü bunu da Ahmet Eflaki'nin bir kitabındaki şiirle anlatayım. 1000 yıl evvel söylemiş. Ondan sonra sözü üstadlarıma bırakayım. Ustalardan sonra söz alınmaz çünkü. Şöyle. Demiş ki bir diyara Allah dostlarına bir fenalık gelmedikçe felaket uğramazmış. Ancak ne zaman ki onların gönlü kırılır, canları acır, o zaman oraya felaket bir şelale gibi iner. Bundan da kötüsü gönüllerin kızgınlığı her yeri yakar, kor eder demiş. Bu kadar basit. 1000 yıl evvel söylemiş bunu. Ariflerin menkıbeleri tavsiye ederim. Hani güzel bir kitaptı, üstadım biliyordur mutlaka. İçinde 10 tonlarca şiir var. İkinci beyti de söyleyeyim. Niye bunlar başımıza geliyor? Demiş ki muştular var yani müjdeler var. Vardır toyumuz düğünümüz. Toyumuzu düğünümüzü boyumuza göre verdi Tanrımız demiş. Boyumuzdan fazla işler yaptığımız zaman da sonuç bu oluyor. Kardeşim sen bu mekanı doğru dürüst yönetemiyorsan bırak git. Böyle işler oluyorsa bu içeride demek ki sen müşteriyi de seçemiyorsun. Çalışanı da seçemiyorsun. Sen aslında olayı yönetemiyorsun. Çok acayip hocam yani şu yönetsin. İki tane kuaförde bile aman giremeyiz ki giremezsiniz diyor. İnsanlar nasıl dikkat binlerce ediyor, adamı tedbir içeri alıyor. Üç tane dükkanda ben girdim hanımların ya. Yönettiği iki tane dükkan giyim kuşam dükkanı. İçeriye çocuğu bile bakın sayıyı açtık lütfen çocuklar dışarıda beklesin diyorlar. İnsanlar çok dikkat ediyor, özen gösteriyor. Tatilde mi çıldırdık? Ne oldu ki? Yani böyle yok, çok yok. Mu yorulduk Rahim Bey? Bir şey söyleyeyim. Sabaha kadar olduğu zaman olur böyle şeyler. Evet. Ya alkol artıyor, saat artıyor. Alkol artıyor, insan sayısı artıyor. Yahu zaten ortalama yorulsanız oluyor. Bunlardan işte mesela alkol bir şey, insan sayısının artmaması gerekiyor mesela. Evet. Ha. Ya normal oraya gidilir, alkol evet. içilir ama sen oraya 1000 kişilik yere 2000 kişi sokarsa sonunda olur bu yani. Efendim bizde misafir aziz bir varlık. Tabii. Evvela tabii. Bizim kültürümüzde hakikaten çok değerlidir. Kendisine bir emanet gibi görür. Tabii. Duruma göre kendine sığınmış gibi görür. Onu korur. Misafir çok kıymetlidir. Yani hadisede bu Darya Hanım'ın hadisesinde ister iddia edildiği gibi daha sonra komşular arasında darp olsun. Ha, ister mekanda olsun. Yani iddianın hangisi doğru olursa olsun. Belli ki bir tartışma olmuş ve orada bir darp yaşanmış. Burada bir misafire
yapılıyor bu muamele. 2 bir hanıma yapılıyor. 3 bu derecede darp edecek ne yaptı acaba bu hanım? Yani olsa olsa bir iki laf etmiştir. Onu da anladın mı acaba? Kendi diliyle söylemiştir. Türkçe söyleyeceği de mümkün değil herhalde, zannetmiyorum. Çünkü nereden bilsin? Nereden bilsin? Yani insan onun da yapılmaması evet, gerekiyor. Yani ister komşu olsun, ister mekan olsun, darp edenler bizden. Evvela bunun adını koyalım. Tabii. Doğru mu efendim? Sorumluluğu üstleneceksin. Sorumluluğu üstlenecek. Bu bizim insanlarımız bunu yapmışlar. Ben de Yunus'u hatırlatmak istiyordum. Çok isabet oldu. Hani biz şunlarla büyüdük. Sordum sarı çiçeği, annem baban var mıdır? Çiçekeydir derviş baba, annem babam topraktır diye. Şimdi çocukluğumuzda bize anlatılan menkıbelerde, tabii, kıssalarda işte Yunus'a hocası demiş ki Tapduk Emre git çiçek getir. Diğer müritlerine de söylemiş. Herkes gitmiş çiçek getirmişler. Yunus kuru bir parçacıkla gelmiş. Oğlum demiş sen niye çiçek yedin? Hepsi canlıydı demiş. Hepsi canlıydı. Yani böyle bir kültürden buralara nasıl geldik? Nasıl biz bu hale geldik ya? Bu nasıl olur? Yani böyle bir şey var mı? Hani bizim kültürümüzde hanım İstanbul beyefendisi, ya öyle İstanbul bir şey hanımefendisi, İstanbul Türkçesi, inanınız sizin burada da konuştuk. Bu adaylar konusunda, büyükşehir adaylarının yarışması konusunda. Dedim ki arkadaşlar her şeyi söylüyoruz da vadelere dikkat ediyoruz. İşte yüksek bina, trafik, o bu, herkes birbirinin aynısını söylüyor. Ama kimse de ya bu şehrin bir İstanbul Türkçesi vardı. Ya. Bir İstanbul hanımefendisi vardı. Bir İstanbul beyefendisi vardı. Komşuluk vardı. Bunlar kayboldu. Ben belediye başkanı olursam veya devam edersem bunları geri getireceğim diye bir vaatleri var mı? Yok. O zaman birbirlerine benziyorlar. Tabii. Yani temelde... Vallahi doğru. Vallahi doğru. Doğru, yani, doğru mu? Doğru. Yani siz duydunuz mu herhangi bir sayın adayımızın böyle bir gündemimizden çıkmış tabii, bunlar. Tabii. Fırsatçılık, nasıl kazanırsan tabii, kazan. Tabii. Cebini doldur, haklı olsun, haksız olsun, haram olsun, helal olsun. Bunların hassasiyeti ortadan çıktı. Yani şimdi efendim bakınız. Kul hakkı denen bizim kültürümüzde, bizim dinimizde, bizim yolumuzda, bizim mazimizde kul hakkı denen bir müessese var. Kul Müslüman hakkı demiyor ha. Kul hakkı. O kul ister inansın, ister inanmasın, ister Rus olsun, ister Çinli olsun, ister Türk olsun, ister Arap olsun. Kimse kimsenin canına, malına, ırzına dokunamaz. Hani şimdi ne hakla kalkarsın da o halde işte fotoğrafları gösterdiler. Yani insan nasıl kıyar bir kere ya? Yani Cenab-ı Hak o ne güzel yaratmış bir yüz değil mi efendim? Sen nasıl kıyarsın? İnsan hani, Türkçemizde güzel bir ifade vardır değil mi? Bakmaya kıyamazsın diye. Ya biz bakmaya kıyamazken sille, tokat, yumruk darp edip bu hale getirmek. Bu hakikaten çok düşündürücü. Kültür Bakanlığı'nın anında müdahale edip tedbirler alması yerinde. Ama tabii ki adalet de hani kıldan ince, kılıçtan keskinleniyor ya. Hakikaten mekanda da olmamış olabilir. Komşular arasında da olabilir. Burada da polise, savcıya görev düşmekte. Fail kim? Fail kim? Hani sabah haberler vardı. Beraber kaldığı kızı öldürüp balkonda sonra hüngür hüngür ağlayıp da ya, efendim benim işte aşkımdı, seviyordum, bilmem oydu buydu. Ya yani sanki 40 yıl tiyatro rolü almış ve rol yaparak polisi kandırmaya çalışıyor. Bu yapılabildiğine göre fail kimdir? Biz şu an burada hüküm veremeyiz. Yani tabii, illa mekandır veya illa komşulardır. Ama kim olursa olsun bu ülkenin vatandaşları bir misafire böyle muamele etmişler. Ben bir de şunu hatırladım. Bize yakışmadı. Yakışmadı. Bu söyleyeceğim unutulmuş bir hadisedir. Çok yıllar önce, bizim lise yıllarımız mıydı, üniversite miydi bilemiyorum. İzmir'den İtalya'ya zeytinyağı diye makineye ihraç etmiş tüccarın biri. Yani o yıllarda bizi rezil ettiler. Yağ ihracatımıza engel olundu. Şimdi üstelik de tanınmış bir insan. Bir manken, dünya çapında tanınmış bir insan. Turizm Bakanlığı dünya medyasına reklamlar verecek. Biz bu kadar çalışacağız. Dışarıdan turist gelsin. Tabii. Turizm gelirlerimizin önemli bir kaynağı. Bacasız turizm. Şimdi orada
bir komşu veya bir garson, bilemiyoruz, her kim ise bu ülkenin bir veya iki veya beş neyse vatandaş, insanı bizim senelerce uğraşıp didinip elde ettiğimizi yerle bir etti. Yani aile hani uğraşıyor, didiniyor, gayet güzel işte kristal, ayna, şu bu neyse avize, birisi geliyor bunu kırıp paramparça ediyor. Hadise bu oldu yani. Ben şimdi burada tabii İzmir Karşıyaka'da büyümüş biri olarak şimdi güzelim Çeşme'ye öncelikle böyle anıldığı geçmiş için olsun. Geçmiş olsun. Hakikaten artı evet. O mekanın çok sahibini veya bizim... Çok güzel yerler de var arkada, onu da söyleyeyim. Ya şimdi zaten tartıştığımız konu İzmir İstanbullaşıyor. Yani bu magandalık da onu gösteriyor. Yani sıkıntı o galiba. Şimdi Çeşme'de zaten biz eskiden gülerdik. Neyle meşhurdu? Kumrusu, kavunu, plajı, denizi. Şimdi futbola da Emre Hocam girdi, biz de söyleyelim yani diğer büyük takımlar için değil de mesela ben Altın Ordu'yu tuttuğum için veya Atletico Bilbao'yu yurt dışında altyapıdan yetiştirsin, gelişsin, serpilsin. Şimdi tabii oyunda 2014 yılında ben yepyeni bir azınlık tanımına ihtiyacı var dünyanın. O da kadınlar. Özellikle de bu yüzyılda bu hırçınlık aslında bu terörü destekler şeklinde ödül de almıştık. Öyle. New York'ta yayınladım. Şimdi tabii bu biz yayınladık, yazdık, oldu, ödül aldık diye söylemiyorum. Şimdi ne oluyor da şimdi problemin birkaç bacağı var. Önce kamuoyu veya PR veya medya işte ülkemizin tanıtımı adına Turizm Bakanlığı'nın da el koyması çok güzel. Olağanüstü olumsuz bir şey çünkü kendisini etkin şekilde duyuran bir kanaat. Değil mi bu şimdi? Sosyal medya, dijital medya, her medya aracılığıyla ve bütün dünya güzel Çeşme yerine güzelim bir mankenin, Ukraynalı bir mankenin, bir de dost bir ülkenin, tabii canım, yani dünyaya mal olmuş bir isim, yüzü bu şekilde görüyor. Yani bu ne kadar bir bizim Türk turizmini bu dönemde şöyle sabote edin deseniz bundan daha başarılı bir eylem gerçekleştiremeyiz. Şu da olmaz, bu Çeşme'de oldu, Antalya'da olmaz demiyor. Haritada Türkiye'yi görüyor. Tabii, bitti. Tabii. Yani Çeşme değil mesela ya aslında. Gitmeyin. Yani, Türkiye ve Türkler. Türkiye'ye gitme. Türkler Türkiye ve Türkiye Türkler gitti. Yani. Türkler. Yani tabii, bitirdi bizi. Yani. Şimdi bu İzmir'in İstanbullu olması süreci de yani bu kamuoyu oluşuyor. Şimdi Ukraynalı bir öğrencim, erkek, bundan 5 yıl önce siz zaten kendi kendinize savaştasınız demişti bana. Ne demek dedim bu? Siz öfkenizi kontrol edemiyorsunuz ve çok öfkeli bir toplumsunuz demişti. O ilk ona girdiğimiz tespitini dışarıdan geldi. Çünkü trafikte de işte ne bileyim şu an o İstanbul beyefendiliği lehçesini falan bırakın. Şu an asgari büyüğe saygı, işte bayramı da tekrar izleyicilerin geçmiş bayramı mübarek olsun. Şimdi bayram günü de gerçekleşiyor. Yani şimdi bütün hepsi de hayırca bir parametre. Rezilik. Yani bizim bütün kutsallara bir saldırıyı bütün dünyaya bu yapılan magandalık bir şekilde sergiliyor. Yalnız işletmelerin de çok yoğun bir gelir baskısı altında kaldığını, Eylül ayında işte dönem bitecek, ben şunu yapayım, ne olursa olsun yalnız orada çalışan o patronu veya işletmeyi temsil eder. Yani burada kilit vurmak, İşte sadece o işletmeye şu kadar para cezası verip bir daha açtırmamak filan yöntem değil. Bu hasarı gidermez. Yani bizim milyonlarca yaptığımız şeyi bir tek hareket aslında bu şekilde karalıyor. Bunun umarım en kısa zamanda işte gönlü alınır o mankenin tekrar tatilini daha güzel şık mekanlarımızda yaptığını izleriz. En azından izleriz. Tedavisi bizde olsa yani muhaçlıklaması tabii, yaptı. Biz tedavi edeceğiz diye. Artı öbürünün de cezai müeyyide uygulanması lazım. Yani şimdi her gün bir kadın ölüyor bu ülkede. Ben iki kız çocuğu babasıyım. Yani her gün biz sabah gündeme evde böyle bir şeyle uyanıyoruz, bakıyoruz ve hiç tepki yok. Şimdi bu çok tuhaf değil mi? Şimdi ne için tepki göstereceksiniz? Kızlarınız nasıl bakıyor bütün bunlara? Ya çok bir defa düşünün. Ya ben karşı cins olarak şimdi, her gün bir erkek ölüyor diyelim. Her gün hem de neyle ölüyor? Şiddetle ölüyor. Ne yapıyor? Eşi. Yani bıçaklıyor. Her gün bir kadın bir erkeği bıçaklıyor. Her gün bir erkek, yani şu an bence çok ciddi cezai yaptırımlar uygulanmalı. Yani bu olay böyle terrorize dediğimiz şey, işte terörize etme, bu boyuta doğru kayıyor. Artı sadece İstanbul Sözleşmesi veya kadın şeyiyle ilgili, cinsiyet eşitliğiyle ilgili değil bu söylediklerim. Şimdi ortada kriminal bir durum var. Yani bir her gün bir kadın ölüyor. Yani bunun artık alınabilecek en ağır şeylerle, bilmiyorum, hadım etme mi olur? Yani bütün bunların söz konusu şeydi çünkü cezai yaptırımı bu işin az olduğu müddetçe, ya şimdi hepimiz anne babayız veya gelecekte ebeveynler, bunun engellenmesi gerekiyor. Şimdi çok uzaklara gitmeyin, Doğu, Güneydoğu veya Orta Doğu'ya gitmeye gerek yok. Bizim bulunduğumuz Kocaeli'nde bile
Küçücük yaşta çocuklar erkenden evlendiriliyorlar. O oluyor, bu oluyor. 9-10 yaşında. Şimdi esas suçun unsurun işte bu kadın sorunu dediğim sorunun temelini aslında bizim bu erkek bakış açısıyla, eril bakış açısıyla bütün dünyayı tanımlamamızda bulmamız lazım. Bir de çocuklar gelişirken belki ilk öğretime, müfredata bu eşitlikle ilgili. Çünkü cümlelerin hepsinde aynı eşitsizlik var. Yani sürekli de tabii, şimdi bu karşı tarafı da aslında bu kadınlarımızı da zaten sadece incitmekle, korkutmakla kalmıyor. Ortada hiçbir şey yokken bir öğrencimi yağmurlu bir günde park yerinde gördüm. Otobüs bekliyordu Ankara'daki üniversitemde. Ya bu ıslanmasın ya, aynı yere gidiyoruz nasıl olsa diye durdum. Çekine. Kızcağız şimdi tabii. Ha, bir araç yanaşınca. Aynı soru şu an geldi. Çünkü. Şu an geldi üstad söylerken. Korktu. Ya, ya dedim benim neyse. Çocukları ben artık, sevemiyoruz diyor. Bak, ben bindim işte, gittim okula. Sevemiyoruz. Sonra amfide ders anlatırken şey sabahleyin önünde dedim duran ya, araba var ya. Erkeklerin üzerinde de şey bu tehdit. Ya yani. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Kızcağız o yağmurda gelen araç hangisi olursa olsun. Dedim ya bendim o, yapmayın hocam bilmem ne, şimdi bakamıyor bile. Şimdi öyle bir korku bariyeri oluşuyor ki yani diyeceğim o hepsini bayanların, kadınların hepsini bir fanüste çocuklarımızı yaşatamayacağımıza göre özellikle toplumu düzenleyen bu hukuk kurallarında çok ciddi yaptırımların uygulanması gerekiyor. Artı Türk turizmine, ekonomiye, bizim konukseverliğimize, misafirperverliğimize, bayrama, her şeye bu zarar veren arkadaşların da işletme sahibi dahil hapis cezası alması lazım. Yani çünkü birisi birisine şiddeti uygularken bunun çok ağır bir müeydesi olması. İş yerini kapattınız. Şimdi hapise giren de şunu biliyor. Kısa bir süre sonra çıkarım, çıkarım diyor. Ben nasıl diyor. Ya bu yaptırımların azmettirme var mı burada? Zekim bu oğlum şunları bir halledin bakayım dendi mi? Yani ifadeyi verip çıkmış. Yani, şimdi bu tabii evet, mekan sahiplerinin çoğunu aslında biz tanıyoruz. Bunlar şöyle diyeyim size, iyi insanlar, kötü kalpli insanlar da biz biliyoruz. Ama bakın yönetmek çok farklı bir şey. Şimdi bana sürekli mesela hocam işte yapma etme işte iyi insan. Ya tanıyorum kardeş sizi, hepinizden önce tanıyorum benim. Yaşım 50. 50'nin üstü olduk artık zaten. Şimdi ama ben diyorum ki mekan yönetmek, bir yeri yönetmek çok farklı bir şey bu. Tabii ki olur. Arada bir kaza bela olur ama en berbatının olmamasını sağlamak lazım. Mutlaka müşteriler arasında husumet olur. Sen neye baktın bilmem ne falan filan olur. Ya bir şey içmesine gerek yok. Normal çay içerken bile birbirine giriyor. Şimdi böyle bir memleket. O yüzden onun idareci, garson da ona göre eğitimli olacak. Efendim hiç merak etmeyin, ben yerinizi değiştireyim. Mesela iki tane hanımefendi duruyorsa abicim dört tane adamı onun yanına oturtmayacaksın. Anladın mı? Yani bunların hep sonra adam, şey, hanımefendilerin kocası gelecek. Bak arbedeye bak. Yani biz de biraz mekan işletenlerin de yol yordam bilmesi. Bunu kesinlikle. İşte üstadım haklı oldu. Eski İstanbullu bu yol yordamı bilirdi. Bilirdi bir bakar, şimdi yemeğe gidersiniz. Biz de 18-19 yaşımızda arkadaşlarımızla yemeğe gidiyorduk. Bizi koyacağı masayı bilirdi. İki tane hanımefendi dertleşmek için bir yere oturacaksa onu koyacağı yeri bilirdi. Dört tane adam iş konuşmaya gelmişse onu hangi masaya oturacağını bilirdi bu insan. Şimdi hayda diye... Efendim, bazısını niye? Kapıdan sokmaz, doluyuz efendim, rezervasyonumuz var derdi, sokmaz. Çünkü evet. Kendi kendine yetmekten çok ahlaki olarak, vicdani olarak zenginleşme sevdalısı bir toplum olduğumuz için para kazandıkça zannediyoruz ki haklıyız. Ve para kazandıkça haklı olduğunu zannedenler haklarının yendiğini düşündüğünden dolayı sürekli öfkeliler. Mesela niçin zengin oluyor biliyor musunuz? Çarpıcı, sıra dışı, marifetli bir şey yapıp memleketin bayrağını yukarı çıkarmak, orada yok kafaları. %80, %20'yi tenzih ediyorum çok çalışan. En güzel masa benim olsun. Olmazsa mekanda olay çıkaracağım. Efendim bilmem ne konserinde ön sıra benim olsun. Olmazsa olay çıkaracağım. Çünkü olay çıkarınca işinin çözüldüğünü anlıyor. Sürekli ağlayan ve etrafa hani rahatsızlık veren çocuklar sonunda istediklerini ya, alır ya. Bizim anne ve babalar böyle. Ben dünyanın hiçbir yerinde bizim çocuklarımız kadar bağır, çağır, ağlak çocuklar görmedim. Ve anne babalara dönüyorum sanki böyle şey almışlar, uyuşturucu almışlar gibi böyle bakıyorlar. İlgilenme. Ya arkadaş yok, sen yok, kendi kendine şey. Rahatsız ol da niye başkasını rahatsız ediyorsun? O, siz büyük ihtimalle evde de adam oturuyor hanımına tam mutfakta bağırarak su istiyor. Hanım oradan ona bağırarak cevap veriyor. Ya gel onu diyorum işte. Yani. Şimdi bu bir efendiliktir. Biz efendiliği unuttuk. Adam para kazandığı için hanımına emretmeyi kendinde hak görüyor.
Çünkü bunu da zaten gösteren video kliplerimiz var maşallah. Diyanet işlerimiz de buna şey oluyor. Ya kardeşim kalk git kendin al. Kadıncağızın zaten ölmüş yorulmuş. Yer temizlemiş, camları silmiş, yemek yapmış. Ya bir bardak suyu da kendin al kardeşim. Git çayını kendin al. Ya bu ayıp bir şey değil. Yani şöyle bir şey. Ben de dışarıda çalıştım. Ne yaptı kadın da evde haber kesmedi ki. O da çalıştı. Yani dışarıda da çalışıyor olabilir kadıncağız. Bir yerin şeydir, personelidir vesaire. O zaman yükü ikiye katlanıyor. Tabii yükü, ya, yükü ikiye katlanmış. Adam yemek pişirmez etmez, önüne bir de çay bekle. Şimdi bunların sonucu şu oluyor. Kendi kendimize yetemediğimiz için kabalaşıyoruz. Hırçınlaşıyoruz. En güzel kız benim kolumda olacak. En güzel saat benim kolumda olacak. En büyük yat benim olacak. Benden daha büyük yatan olursa, yat alan olursa ben ona da bir köpüreceğim, kıskanacağım. Ondan sonra ben mekana gideceğim. Onun yatı benden büyük. Benden fazla para ama en iyi masa benim olacak. Olmazsa ben olay çıkarım. Hatta garson döverim. Ben bunu gördüm gözlerimle. Yani gözlerimle gördüm. Sonradan görmüştük. İnanılır gibi değil. Ya bu sana ne kardeşim? Birinci masada otursan ne olur? Üçüncü masada otursan ne olur? O senin şerefindir. Ne kadar büyüyorsan o kadar küçül ya. Ama işte bu sonuç bu. Şimdi bu garson çocuklarımız da, çalışan çocuklarımız da diyor ki arkadaş demek ki zengini fakiri hiç fark etmiyor. Herkes terbiyesiz. O zaman biz de terbiyesiz olalım diyor. Bakın çok net. Şimdi normalde bir beyefendi gelir güzel konuşurdu. Küfür ediyor. Hakaret ediyor. Kolunu büküyor. Yanındaki kadına kötü konuşuyor. Yanındaki aslan gibi eşini almış. Bütün masalara bakıyor. Ondan sonra yani böyle olunca tabii çocuklar da bakın gençleri de anlamak lazım. Servis yapan genç diyor ki bunlar kim ya bu nasıl bir yürüh diyor. Bu nasıl bir şey diyor. O da ona göre şey yapıyor. Tabii. Seviyeyi her zaman alt belirler. Burada alt olanlar yanlış anlamayın. Çalışanlar değil. Müşteriler bazen çok altta. Asıl olan müşteri. Yani rahatsızlık veren yalnız müşteri. Burada bir girdi yapayım hocam. Eğitim seviyesi arttıkça yani mesela bizim orada Urla'da da işte evet. Saygısızlık da artabilir. Doğru. En şey mesela fakir, fukara, işçi, işte gariban şey olan gelip oteldeki odayı en temiz, en düzgün bırakan öyle, onlar. Ama eğitim seviyesi arttıkça o talep ettikleri şey öyle değişebiliyor ki. Yani onu yani altyapısını doldurmadan yani olayı, parayı kazanınca aile böyle. Aile terbiyesi yani bunu eğitim kurumları filan veremez. Orada ya zengin her zaman hakkıdır diye düşünen var ya. Vallahi billahi memlekette. Evet. Ağam bilirsiniz eskiden Medya Cağaloğlu'ndaydı hani evet. Baba Ali. Tabii Baba Ali. Ben ismini hatırlayamadım. Sırt hamalı. Hani hamallar vardı. O baskı yapılacak kağıtları sırtlarıyla taşırlardı. Onların içinde şiir kitabı çıkartmış olan şair. Kendisi hamal. Hamal fakat şiir kitabı çıkartan. Garsonlar. Devrin garsonları Yahya Kemal'lere, Peyami Safa'lara, emsali edebiyatçılara, yazarlara hizmet vermek, onlarla konuşmaktan dolayı onlar da farklı kimlikler kazanmışlar, bölgeler kazanmışlar. Şimdi hakikaten. Hani Kerem Bey'in dediği gibi hani argo tabiriyle köşe dönme. Tabii. Köşeyi dönmüş ama kazandığı parayı hazmedi. Onu gösterecek. Kolundaki saatle gösterecek. Bindiği arabayla gösterecek. Yani araban sana şeref veriyorsa senin şerefin nerede? Ben paranın değerinden bahsedelim. Enflasyon verisi geldi ama 7 yıl boyunca ben animatör olarak bu memleketin insanlarına hizmet verdim. Yani 7 yıl çalıştım. Yani bir tatil köyünde spor yaptım, garsonluk yaptım. 7 yıl. Ve o zamanlar güzel zamanlarmış. Ben haksızlık etmişim o zaman. Hamal deyince de Erich Höfner, Kesin İnançlar kitabının yazarı, San Francisco, Allah rahmet eylesin, yani Yahudi kökenli, ama bir hamaldı. Hamal artı hama. 50 yaşına kadar da hamal. Hamal. Ve daha sonra bu o kadar çok kişiyi dinliyor ki, sonra San Francisco'da önce öğretim görevlisi, daha sonra bölüm başkanı yapıldı ve Kesin İnançlar kitabı, sizlere kitapları paylaşırım PDF'lerini, okumanızda fayda var. Yani milliyetçilik, din, bu şeyler nasıl oluyor da insanlar 40'lı yaşlardan sonra körü körüne bir şeylere inanabiliyorların en güzel kitaplardan bir tanesi. Hanım şuna müsaade ederseniz ilave edeceğim. Belki sonra unutabiliriz. Bu bahsettiklerimiz sadece hukuki, sadece polisiye değil. Bu sosyolojik bir hadisedir. Maalesef. İşin dini tarafı var, manevi tarafı var, sosyolojik tarafı var. Biz mahalleyi kaybettik. Yani çocuk, yetişen çocuk, ister kız olsun erkek o fark etme delikanlı. Onu sadece kendi anne babası yetiştirmezdi.
mahalle hayatı tabii. yetiştirdi. Mahallenin teyzesi vardı, amcası vardı, danışılan tabii. insanları vardı. Böyle bir tabii bileşenler tabii. halinde tecrübeye yaşanıyordu. Şimdi, yani. Evet, şimdi kartla girilen, kartla çıkılan site hayatları kaybettik. Get dolaştık. Arabalaşılmayan. Bu köyden şehire göçler, aşırı göçler ve şehirleşmenin hazmedilememesi, ne köylü ne şehirli. Doğru. Köylü başımın tacı. Hepimiz köy menşeliyiz. Ama şehirde olup da bir köylümüzün eline su dökemeyecek insan da var. Anadolu'da olup hiç İstanbul'u görmemiş fakat o bahsettiğimiz İstanbullu zarafetinde yani. Olan, nezaketinde olan İstanbullu da var. Ben başka bir şey söylüyorum. Bu işte haksız kazançlar gelsin de nasıl gelirse gelsin borç alıp ödememeler vesaire bu görgüsüzlükler sonuçta beraberinde topluma bunlara yol açtı. Yani sebep bir değil yani. Sıralarsak belki 50-100'ü bulur. İki tane rakam hocam. Enflasyonda hemen çok sürpriz yok gibi ama bakmak isterseniz ben tabii, hızlıca hemen. Bir virüs haber turumuzu izleyelim. Ondan sonra hem yani. Bunu hem de virüs mücadelesinde son durum. Evet. Doktorlarımızı, hekimlerimizi kaybediyoruz. Aman ne olur dikkat. Bayramda kurallar unutuldu. Tatil beldeleri doldu taştı. Korkutan açıklamayı bilim kurulu üyesi yaptı. Araştırmalar 15 gün sonraki tabloya yansıyacaktır dedi. Kurban Bayramı tatili salgın önlemleri açısından korkunç manzaralar ortaya çıkardı. Tatil beldelerinde plajlarda mesafeler yoktu. Caddelerde, sokaklarda adım atacak yer kalmadı. İstanbul'da sahil kenarları ve adalarda virüs riski zirve yaptı. Korkutan manzaraların ne gibi sonuçlar doğuracağını bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Necmi İlhan açıkladı. Kurallara uyumun istenilen düzeyde olmadığını söyleyen İlhan, ihlallerin 10-15 gün içinde vaka artışlarına yansıyacağını belirtti. En büyük sıkıntı maalesef meydanlar, özellikle plajlarda ve buraya gitmek için kullanılan toplu taşıma araçlarında oldu. Plajlarda şezlonglar arası 1,5-2 metre kuralının ihlal edildiğini, birçok kişinin maske takmadığını ve çok yakın oturduğunu gördük. Bunlar önümüzdeki günlerde yeni vaka olarak karşımıza çıkacaktır. Bugünlerdeki ihlallere ilişkin vaka artışları yaklaşık 10-15 gün sonra tabloya yansıyacaktır. Müzikle coştular, koronavirüsü unuttular. Burası Mersin'in Kız Kalesi. Halk konserinde tatilciler coştu. Temas mesafesi ve maske kuralı rafa kaldırıldı. Gündüz denizin keyfini çıkardılar. Akşamsa düzenlenen konserlerde eğlendiler. Sahnenin önü tüm uyarılara rağmen balık istifi gibiydi. Danslar ettiler, müziğe alkışla tempo tuttular. Koronavirüs tedbirlerini umursamadılar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Tabloya göre son 24 saatte 19 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 5747'ye yükseldi. Son 24 saatte 995 kişi daha koronaya yakalandı. Toplam hasta sayısı 233.851'e çıktı. Son 24 saatte 1003 kişi hastalığı yenerek iyileşti. Toplam iyileşenlerin sayısı 217.497 oldu. Son 24 saatte 41.301 test yapıldı. Toplam test sayısı ise 4.927.217. Hastalarda zatürre oranı %8,4. Ağır hasta sayısı ise 580 olarak açıklandı.
Koca paylaşımında, bayram kutlamalarında, tatil yerlerinde salgın faktörü ne yazık ki yeterince dikkate alınmadı. Daha önce bazı illerle sınırlı olan vaka artışlarının önümüzdeki günlerde ülke geneline yayılmasından endişe duyuyoruz. Tedbirde güç birliğine ihtiyacımız var ifadelerini kullandı. İnsanlık bu tablonun içindeyken... Belli ki rakamlar ne Sayın Bakan'ı memnun ediyor, ne sağlık personelimiz çok kolay günler geçiriyor. Döndük dolaştık 500'leri bile galiba çok görmeden tekrar 900'e 1000'e doğru ya. Hızlıca bir veriyi verelim ama esas mesele 995 dünkü vefat hasta sayısı, düzeltiyorum, vefat sayımızı 20'lerde tuttuğumuz için daha iyiyiz ama yük çok artmış durumda. Bazı tartışmalar da var. Bütün tedbirler batı için ve turizm için alındı diyen doktorlar var. Veya sağlık profesyonelleri deniyor ki yük çok ağırlaştı. Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde psikiyatri uzmanı 35 yaşındaki gencecik Mustafa Özlü'yü kaybettik. Ailesine ve sağlık çalışanlarına başsağlığı diliyoruz. Bu benim sosyal medyada bulabildiğim başka da var. Yani ama ne olur, doktorlarımız çok kıymetli. Doğu ve Güneydoğu'da yoğunluğun artık zor yönetildiğine dair bazı şeyler var ve Batı basını bunu diline dolayacak gibi gözüküyor. Benim korktuğum o, canımız çok kıymetli. Hepimizin canı çok kıymetli. Ekonomiyi önce açalım, turizmi hareketlendirelim diye alındıysa tedbirler ne olur oralar ihmal edilmemiş olsun. Sevgili Rahim Bey, siz gittiniz mi bilmiyorum ama iyileşiliyor. Ayasofya'da namaz kılan AK Partili vekilimiz Sayın Ahmet Akay da pozitif çıkmış. Kendisine önce negatiftim sonra pozitife döndüm diyor. İki vekil de daha o açılış günü namaza gidenlerden. Bir tanesi de iyileşmiş sonra anladığımız kadarıyla. Bu resimde Manisa Milletvekili İsmail Bilen ve Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi de virüse yakalanmıştı. Sayın Şanverdi taburcu olmuş. Geçmiş olsun diyelim. Aman yani o kadar, yani o kadar önemli bir açılış gölgelenmesin böyle. Ayasofya'da, Sultanahmet'te, sahilde veya çarşıda, pazarda veya televizyonda, yani nerede olursa olsun bu şartlara riayet etmek lazım. İnsanın bir, kendisi için, iki, başkaları için. Yani bir başkasının hayatına kastetmek mutlaka bıçakla, tabancayla olmaz. Olmaz. Eğer tedbirlere riayet etmeyip, dikkat etmeyip bir başkasına virüs bulaştırırsa bir kimse, o da aynen insan öldürme suçunu ve günahını işlemiş olur. O itibarla herkesin dikkatli olması icap eder. Şundan korkuyorum Ahvan'ım. Hani bayram bitti, acaba ağzından yel alsın ama yas mı başlayacak diye. Çünkü bu sabah hocaları dinledim haberlerde. Çok karamsarlar. Diyorlar ki tablo kötü çıkacak büyük ihtimalle. Bugünkü sonuçlar 15 gün sonra belli olacak diye söylüyorlar. 15 gün sonra Allah hayra tebdil etsin diyelim. Yani. Yani Allah bize acısın ama sahillerin manzarası çok kötüydü. Çok kötüydü. Yani gördük işte haberlerde sahilleri. Yani. Hep gördük. Hani iki kulaç, iki kulaç, birazcık güneş, azıcık kumsal için, birazcık tuzlu su için, acaba insanın kendini, sevdiklerini, başkalarını tehlikeye atmaya değer mi? Ben bir senede denize gitmeseydim faraza ne olurdu yani? Ne olurdu? Normalde de tatile gitmeyecek veya bu dönemde tatile gitmeyecek kişiler galiba kendini tatile attılar. Biraz böyle artık sıkılma. Bu işte o deminki, hani o deminki öfke tarafımızın bir başka tezahürü bu. Yani bu işte öfkenin neme lazımcılık tarafı bu da. İfrat, tefrit. Yani bu da bir şey olmaz tarafı, bir şey olmaz. Bir de artık hakikaten öleceksek bundan ölelim diye. Yani geçen hafta çok konuştuk hocam, siz yoktunuz. İşin hurafe tarafı çok aldı yürüdü. Oo, ne diyorsunuz? Gittiğim her yapay yerde. Yapay diyenler. Dedim ama bu kadar adam neden ölüyor ya? Sonra diyenler. Yani enflasyonda değişik bir şey görüyor musunuz? Tabii. Şimdi efendim.
Ahu Özyurt'un programında. Ama güzel şeyleri söyleyeceksiniz anlattın. Yoksa kulaklarımızı öyle tıkayacağız. Öyle eski Amerika'da, Batı'da şey, kötü haber getireni vururlar. Şimdi, yani ona göre. Şimdi ilginç. Eğlenceli bir şey anlatacağım. Böyle girilen kapılarda. Ona göre yani. Çok eğlenceli bir şey anlatacağım. Haydi bakalım. Hazır mısınız? Bu Ahu Özyurt'un sabah 10'dan 12'ye programında lütfen kesilsin ve 3 dakikalık bir video olarak oynatılsın. Efendim, sabah Nobel adayı. Yani. 10 çeyrekteki sabahın, kayıt. Sabahleyin her sabah kalkıyorum. Binlerce kişiye bir sunduğum rapor var. Twitter'dan paylaşıyorum. Bir de çok özel yöneticilere yazdığım bir rapor var. Bir de çok başka bir rapor daha var. İngilizcesinde yazıyorum bunu. Şimdi sabahleyin birisine şöyle bir rapor yazmışım. Siz düşünün. Diyorum ki geçmişe dönüp bakıldığında TÜİK'in TÜFE rakamları ve İTO rakamları incelendiğinde çoğu zaman birbirlerine yakın seyrettiklerini görüyoruz. Yine aynı trendli yola devam ediyormuş gibi gözükseler de hayır. Son zamanlarda İTO geçinme endeksiyle TÜFE rakamları birbirinden koptu. Mesela örnek vereyim. İTO rakamı 0.07 çıkıyor ama TÜFE 1.13 çıkıyor. Katlarca daha fazla yani. Şimdi ben de bir uyarıda bulundum. Yahu dedim ki İstanbul Ticaret Odası çok ciddidir. Biz ilk önce İTO rakamlarına bakar, TÜFE'yi aşağı yukarı tarif ederdik. Şimdi mümkün değil. Evet. Birbirleriyle korelasyonu koptu. İstanbullular da isyanda. Yahu arkadaş diyor, enflasyon bile diyor %1-1.5 çıkıyor. Sen diyor İstanbul'un enflasyonu nasıl %0 buluyorsun diyor. Neyse. Yıllık trend yalnız uyuyor. İTO rakamı ile TÜFE rakamı yıllık trendle beraber gidiyorlar. Aslında daha yukarıdaydı İTO rakamı, şimdi yaklaştı. Ben de dedim ki elimize dedim matematik yapmak, yani fazla ağır matematik yapmaya gerek yok. Dedim hesap makinesini alın. Eğer ki dedim en az İTO rakamı kadar çıkarsa bu ay TÜFE rakamı, her ay %0.55 gelmeli ki Merkez Bankası'nın en son revize ettiği hedef tutsun. Ne geldi enflasyon? 0.55. Şaka yapmıyorum. Bakın dün oturdum hesapladım. Dedim ki yıl sonunda Merkez Bankası'nın geçen hafta apar topar 7.4'ten 8.9'a revize etti, yükseltti. Enflasyon hedefini tutması için bundan sonra her ay %0.55 gelmesi lazım dedim. Soruyorum yüzde kaç çıktı? 53 çıktı. Tamam. Şimdi takdir sizin. Evet. Adresi teslim ve enflasyon rakamı. Şöyle bir şey. Bakın şahitlerim var. Yazı burada duruyor. Biliyorum. Sabahın köründe atıyorum. Şimdi yarın da herkesle paylaşacağım bunu. Ya o nasıl bir nokta atışıdır bu? Sonra da şimdi demin Twitter'da paylaştım. Dedim ki arkadaşlar dedim 0.50 civarında gelmesi lazım ki her ay 50 ile 55 arası, takdir sizin dedim. Tabii cevaplar geliyor. Hoca merak etme, kalem onlarda diyor falan filan böyle şeyler. Şimdi bu tuhaf bir durum. Hocam şimdi, dünyanın en iyi ekonomi akademisyenleri içinde değil misiniz? Niye bir şöyle, siz bunları test ediyorsunuz? Sosyal medyada en çok lafı dinlenen, en çok soru sorana cevap veren 100 ekonomist arasında 13.'üyüm. İngilizce'de yazdığım için vesaire. Her yerde aynı problem. Trump da aynı problemle de bir. Adamın söylediği hiçbir rakam doğru değil. Ama biz böyle değiliz. Türkiye Cumhuriyeti'nin çok ciddi bir istatistik geleneği var. Ve TÜİK'teki arkadaşların hepsini de alnı aktır. Bakın ben size söyleyeyim. Ama sorulan soru değişik olursa çıkar rakam değişik olur. Anladık değil mi? Biden'ı tutuyor. Çıkan rakam. Trump'ın aleyhine konuştu. Biden'ı tutuyor. Çıkan. Yok onu da tut. Biden da kapalı kutu. Ne olacak belli. Ben Amerikan devletiyle ilgili hani ciddi soru işaretlerim var. Yani bize karşı yanlış bir politika içinde olduklarını düşünüyorum. Şöyle. İstanbul Ticaret Odası alnımızın akıdır, yıllardır İstanbul'un geçinme endeksidir. Evet. TÜİK alnımızın akıdır, Cumhuriyet tarihinden beri bize bu rakamları verir. Şimdi bilmiyorlar ya da zannediyorlar ki biz böyle bakıyoruz rakamı teşekkür. Biz bunun dibine kadar giriyoruz. Excel'den geliyor. Hangi şehirde hangi kaza, hangi tişörtü kaç fiyattan almışlar. Biz bunların hepsini okuyoruz. Okuyoruz ya, haberiniz olsun yani. Şimdi dolayısıyla ben bunlara bakıp dün gece tebrik ediyoruz yani. Onlar, böyle ama böyle zaten şey, bunu yapamam. Diyorum bazen ki bundan sonra diyorum yazmışım sabah. Enflasyon hedefinin tutması için her ay %0.55 lazım dedim. 0.55 geldi. Yani
Bu kadar rastlantı olmaz. Tebrik ederiz. Başarılarınızın devamı dileriz. Ama güzel. Yani bakalım ne de yıllık o %11 için bir şey. Şimdi dolayısıyla şimdi yıllık ne oluyor? 0.55 olunca 11.79 oluyor üstad. 11.79 oluyor şimdilik. Ama sene sonuna doğru demin Utku Ekmekçi de sağ olsun şey yazmış, bize atmış verimetrikten. Yani şöyle size hemen rakamı vereyim. Yani daha da kısmen şey var ama ulaşım 0.58 gelmiş. Bakın da 0.58 yani ucundan tutturmuş. Bundan sonra bizim yani 0.55 ile 50 arası gelmesi lazım. Çok net konuşuyorum. Sepeti ona göre ayarlayacağız yani. Onlar da 0.58 diye açıklamışlar. Şimdi ben de diyorum ki bu kadar arada olur mu yani bu kadar da şey? Çünkü geçen ay İTO endeksiyle TÜFE arasında ciddi bir makas açıldı. Ciddi bir makas açıldı. Bir şey sorabilir miyim? Müsaade misiniz? Buyurun lütfen. Peki bu zannedelim değerli seyircilerimizden de bunu merak edenler vardır. Hani o sokağa çıkma yasağımız vardı ya salgın döneminde. O dönemin buna artı veya eksi bir tesiri var mı? Var. Şöyle üstadım. Ne oldu? Ne yaptı? Şöyle otomatik olarak iş yapamayan müesseseler o zamanın maliyetlerini fiyatların üzerine talep geldiği zaman yüklediler. Mesela %10-15 fiyatlarını arttıran var, %100 arttıran var. He. Mesela gayrimenkulde durup dururken 2-3 katı falan fiyatlar oluştu. Ama enflasyonla hayat pahalılığı farklı. O yüzden de doğrudan böyle bir şeyi hedef almayalım. Enflasyon sepetine 417 kalem mal giriyor. Bazen 413 tane oluyor, bazen 417. Ondan sonra bu arada hayat pahalı dediğimizde burada oturan 4 tane insan için, 3 kıymetli insan artı ben, şöyle bir şey oluyor. Biz 25 tane mal ve hizmetle ilgileniyoruz. Daha fazlası zaten çok zor. İşte elektrik faturası, su bilmem ne, işte gazdı, işte sebze, yani meyve bilmem. Ama TÜİK 410'dan fazla kalem malı alıyor. Tabii otomatik olarak o bir endeks çıkarıyor. Kimse kızmasın. Yani enflasyon hayat pahalı aynı şey değil. Hayat pahalı her zaman daha yüksektir, doğrudur. Ama nerelerden, bütün şehirlerden alınıyor bu rakamlar ve bunların ortalaması alınıyor. Şimdi dolayısıyla 0.55. Şimdi Temmuz ayında biz biliyoruz ki hayat pahalı bundan yüksekti. Yani şu tatile gidenler de biliyor ki karşılaştıkları fiyatları ortada. Sebze meyve fiyatları ortada vesaire. Bakacağız duruma. Ama Merkez Bankası'nın %7.4'e revize etmiş olması ve en başta faizi düşürmek içindi. Dedi ki bak ben sene sonu 7.4 bekliyorum. O yüzden faizi düşürüyorum dedi. Tamam dedik biz de eyvallah. Kanmış gibi gözüktük. Ne yapsın? Çünkü faiz düşürmek istiyor. Sonra hatırlarsınız geçen ay dedim ki artık imkansız oldu matematik olarak. Çünkü birkaç ay eksi gelmesi lazım. Yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir şey vakidi. Hemen Merkez Bankası acilen 8.9'a çekti. Ve şunun mesajını verdi. Ben bundan sonra faiz düşürmeyebilirim. Bu çok net. Bu ne demek oluyor? Bu rakamlarla geldiği sürece çok kımıldamayacak çok. Şey için, tüccar için söyleyeyim. Arkadaş ucuz maliyette fon bulmuşsan tereddüt etme. Al bir daha bulamayacaksın. Çünkü yükselecek. Bundan sonra krediler tabii yükselecek. Tabii. Anladım. Dolayısıyla enflasyon çift tane hala bitirme ihtimali var. Ben daha düzeltmedim o öngörümü. Bence çift tane bitecek. Çok zor çünkü Eylül, Ekim, Kasım bizim hızlandığımız aylar fiyat artışlarında. Ağustos biraz yumuşak geçebilir kıymetli üstadlarım. Yani eksi bile çıkabilir, önemli değil. Çünkü 410 tane kalem mal var, illa birileri düşecek. Ama Eylül, Ekim, Kasım hızlıdır. Eylül, Ekim, Kasım hızlı gideceği için biz %10 ile 11 arası bir enflasyonla bitirebiliriz. Sene başından beri aynı şeyi söylüyorum biliyorsunuz zaten. Yani o yüzden şey trend belli. Fakat insanlar ciddi bir maliyet yüklenmiş durumdalar ve vergiler ödenecek. Ödenecek bunlar. Ertelendi ama ödenecek. Bakın ödenecek ya, kenara koy. O yüzden yani o KDV'leri falan filan harcamayın. O yüzden bu gidişat belli. Fakat bu açıklanan enflasyon çok üzücü bir enflasyon değil. Ama benim nokta atışı tarif ettiğim 0.55'e o kadar yakın ki bir tuhaf hissettim kendimi. Onu da söyleyeyim. Yani, hani bu kadar insan yani, hayır kendimi tebrik etmiyorum. Ya yani zaten başka türlü olamaz diyorum yani. Yok, başka türlü olamaz biz, mı? Biz tebrik edecek ettik zaten. Ha, biz. Diyorum ki yani onlar da benim gibi oturmuşlar hesaplamışlar. Eyvallah. Neredeyse öyle diyeceğim. Yani. Hesap. Tamam, şimdi bakacağız tabii işin şaka tarafı bu. Ama bundan sonra sevgili seyirciler faizlerin akıbetini bilmek istiyorsanız her ayın 3'ünde ya da cumartesi pazar rasyosu 4'ünde Ahu Özyurt'un programında saat 10'u bekleyeceksiniz. O rakamı göreceksiniz. Ondan sonra biz size
faizlerin nereye kadar yükselebileceği konusunda verecek. Şu an itibariyle %11 oldu, haberiniz olsun faizler. Sabah itibariyle tabii bir bankamız beni aradı. Efendim size kredi kartınızı bilmem falan derken bir dakika kızım dedim. Ben öyle anlamam. Çarptım böldüm %11. Şu an %11 oldu faizler, haberiniz olsun. Yani piyasa mevduatı faizi... yükseltmiyorlar. Yok, ama değil mi? Ama kredi faizi şu an tüketiciye %10 ile 12 arasında gidip geliyor. Direkt enflasyon. Daha da yükselecek, haberiniz olsun. Onun şeyini unutmamak lazım. Dünyada bir ekonomi başlığı verelim. Sonra geri döneceğim buna. Enteresan şeyler olmuş. Mesela önemli bir üreticimiz içeride korona vakası nedeniyle işçilerini fabrika içinde karantinaya falan almış. Onlara gireceğim ama dünyaya bir bakalım istiyorum. Diplomasi camiamız çok hareketlendi. Ona gitmeden Trump'tan TikTok'un ABD'li bir firmaya satılması için 15 Eylül'e kadar süre, bu nasıl yapılabilecek bir şey mi? Poyraz Hocam ne diyorsunuz? Yani biz sosyal medya kanunu konuştuk falan ama diyor ki kapatacağız diyor yani birisini. Siz bunu üstelik de Microsoft'a satın diyor yani. Böyle çok da sevmediğim. Formül buldular ona şimdi gene Amerika'ya devredecek şekilde. Aslında Çinliler de zaten ticareti işte çok sevdikleri için neticesinde kendilerini güvenlik açısından endişe içinde hissediyorlar. Bütün dünyayı bu arada güvenlikle ilgili endişelendirecek şeylerin sahibi ABD. Tabii. Bu arada Çin elinde TikTok olunca orada çekilen videolardan kendine ilişkin. O kadar dansla eğlendirir. Aslında kendilerinin ne yaptığının da bir fotoğrafı bu. ABD'nin bütün bu sosyal ağlar üzerinden bütün dünyayı nasıl takip edip nasıl yönlendirdiği ile ilgili. Bunu 15.09'a kadar da serbest piyasa ekonomisinin, liberalizmin öncüsü ABD başkanının söylemesi, değil mi hocam? Ayrıca. Seçim, seçim yatırımı aynı zamanda değil bence, mi? Bence. Hani bu, illa şeyi bulun, ilacı bulun hani bu şeyi. Bu cebir bunun evet. ismi. Yani diyor ki arkadaş. Bana satacaksın. Tırnak, mala çekiyor. Evet. Öbürüne de diyor. 5G'yi bana satacaksın. Tabii değil mi? Aşıyı bulacaksın diyor. Yoksa seni yaşatmayacağım diyor. Ya zaten işte Almanları da tehdit etti de. Tabii. İlaç işinde. Ters cevap aldı. Ters cevap aldı Almanlardan. Şimdi Çinlere diyor ki yaşamak istiyorsun arkadaş. Şirketi bir Amerikalıya satacaksın diyor. Bu dünyada eşi benzeri görülmemiş. Tabii. Artık safsata siyasetinin zirve. Ama bu kapı bir kere açılırsa ondan sonra şey başka şeyler de söylemeye başlayacak. Yani sen şuradaki şirketini de şuna satacaksın, bunu da buna satacaksın. Buna şey var mı liberal sistemin, siyasi sistemin? Çok, çok eğlenceli. Niye olmasın? Şimdi, vay Allah. Trump daha önce de neler neler söyledi, neler neler tweet attı. Şimdi tabii seçime yönelik kendisini de aklayacak tarzda ki... Şimdi herkes Biden %20 kamuoyunda çok yüksek gösteriliyor. O işte kadar değil ama. %15 neyse yani büyük bir umut pompalanıyor tüm dünyaya. Aslında tam tersi şok bir şekilde de olabilir. Çünkü bu Floyd olayları hariç, yani ırkçı yaklaşımlar hariç ki Trump'ın komple teorilerine göre de aslında neden bu kadar Hollywood'un aktörleri dahil, neden tüm Amerikan sistemindeki diğer egemen aktörler dahil hedefte olduğu da aslında bir başka komplo teorisi. Dolayısıyla ben Trump'ın yeniden gelebileceğini de değerlendirmemiz gerekiyor. Evet, zaten evet. Amerikan sisteminin de aslında o gelmiş bu gitmiş bizimle ilgili. Hani bizim şöyle umudumuz var işte Doğu Akdeniz'de böyle oluyor. İşte Irak'ta şöyle oluyor. Burada işte Lindsey Graham en son haberlere düştü. Aracılık etti. İşte Suriye'nin 20 bin varil günlük petrolünü SDG'nin bütün dünyaya arzıyla ilgili anlaşma imzaladılar. Yani Amerika burada ne yaptı? Net bir şekilde karşımızda. Yani bizim NATO müttefikliğiyle hiçbir şeyle örtüşmeyen artı PKK, PYD olarak bütün dünyanın bildiği, Amerika'nın da bildiği. Ama işte orada bir ortak konsensüs oluşsun diye işte Kürt liderleri aynı çatı altında SDG ile birlikte toplamaya da çalışan bir PYD'yi PKK ile birlikte toplamaya çalışan bir görünüm de sergiliyor. Dolayısıyla küçük garnizon, bir küçük İsrailcik orada oluşturma niyetinden asla vazgeçmeyecek ABD. Tam burada, siz bir solukalım, haberleri bir izleyelim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir telefon trafiği var. O bahsettiğiniz YPG ile anlaşma, Türkiye'nin tepkisi üçünü izleyelim. Sonra hem Ayın Bey'le hem Poyraz Hocam'la da konuşmaya devam edelim. 3 günde 21 liderle görüştü. Bayramlarını kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği baş döndürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramın ilk 3 gününde 21 Müslüman lideri telefonla aradı. Tek tek bayramlaştı. Görüşme trafiğinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Katar Emiri Şeyh Temim,
Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ve Pakistan Başbakanı İmran Han da yer aldı. Liderler karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu. İkili ilişkiler ve bölgesel konularda işbirliği mesajı verildi. Türkiye'nin silah yardımıyla Suriye'nin kuzeyinde konuşlanmaya başlayan YPG'li teröristler, Türkiye'nin bölgeye düzenlediği sınır ötesi operasyonlarla Fırat'ın doğusuna çekilmek zorunda kaldı. ABD'nin açıkça desteklediği teröristler, Fırat'ın doğusunda petrol yataklarını işlemek için Amerikalı petrol şirketleriyle anlaştı. ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen isimlerinden olan ve Başkan Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen Senatör Lindsey Graham, terörist Mazlum Kobani ile görüştüğü belirtilmişti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da Senato Dış İlişkiler Komisyonu oturumunda Graham'a anlaşmanın bir sakıncası olmadığını söylediği açıklanmıştı. Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili konuyla ilgili açıklama yaptı. ABD ile YPG'nin yaptığı anlaşmayı kınadı. Anlaşma geçersiz denildi. Suriye'nin kuzeyinde tansiyon yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri hukuksuzluklarını yenisini ekledi. Terör örgütü YPG, PKK'nın güdümündeki Suriye Demokratik Güçleri bir Amerikan şirketiyle petrol anlaşması imzaladı. Anlaşmaya Ankara çok sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı atılan adımı terörün finansmanı olarak tanımladı. Asla kabul edilemez denildi. PKK-YPG terör örgütü bu adımla Suriye halkının doğal kaynaklarına el koyarak bölücü gündemini ilerletme emelini açıkça gözler önüne sermiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası hukuku hiçe sayan, Suriye'nin toprak bütünlüğüne, birliğine ve egemenliğine kasteden ve terörizmin finansmanı kapsamına giren bu adıma destek vermesini esefle karşılıyoruz. Şimdi Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Libya'da yaptığı attığı adımlar belli ki sahayı çok hareketlendirmiş gözüküyor. Birkaç tane hızlıca dijital haberim de var. Onları da vereyim. Sonra hepsini tartışmanızı açayım. Milli Savunma Bakanlığı'ndan Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'e aklı selim davranın uyarısı geliyor. Sayın Akar'ın El Cezire'ye verdiği bir mülakat. Ondan sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen tonu da pek diplomatik olmayan bazı açıklamalar. Milli Savunma Bakanlığı bu meselenin takibini yapmış gözüküyor. Enteresan gelişme, kriz yaratan olayda flash gelişme diyor, Sözcü'den aldım. Belarus'la Rusya arasında geçen hafta krize sebep olan paralı asker olayında bir açıklama. Minsk yönetiminden geliyor açıklama. Bu hafta Belarus'ta seçimler vardı, onun öncesinde gözaltına alınmışlar. Gözaltına alınan 30 paralı askerin 15'inin Türkiye'ye gitmeyi planladığı belirtildi. Allah Allah, bunu da birazdan belki yorumlarız. İş çok karıştı ve aktörler çok çeşitlenmeye başladı sahada. Garip şeyler oluyor. Petrol anlaşması, bu dünden vermiştik. İlk El Monitör'ün duyurduğu, bayram tatili sırasında duyurduğu anlaşmanın haberi bu. İsterseniz detaylara bakarsınız. Delta Crescent diye geçiyor. İçinde eski bir Amerika'nın Danimarka Büyükelçisi var. Şirketlerden birinin ortakları arasında. Hukuken PYD'yi terör örgütü saymadığı için sıkıntı yok ama bütün gazetelerin manşetlerinde bugün var. Poyraz Bey, hangisinden başlamak istersin? Suriye ile başlayalım. Bir haritamız vardı, onu da arkada tutalım bu arada. 90'da. Bu Libya, onu sonra alırız. Libya'dan bahsederken alırız. Suriye haritası geldiğinde söylersiniz siz bana. Bir tane yeni Suriye operasyonu haritası yapmıştım. Bunlar tabii 90'dan itibaren aslında Kuzey Irak'ta da bu kavram oluşturulurken bu hamleler olmuştu. Şimdi Amerika'nın niyetini açık ve net bir şekilde ortaya koyduğu anlaşma. Tabii dışişlerinin çok sert tepkisi var. Şimdi Doğu Akdeniz'de artık İdlib, Libya'dan Sirte veya Cufra, işte Suriye'den bağımsız değil. Şimdi Mavi Vatan... İyi bir şey mi? Bunları böyle bağladık birbirine ama... Yok, biz bağlamadık. Bu konjektür zaten böyle. Zaten öyle bağlanması da gerekiyor. Şimdi aslında siyasi tarih açısından bakarsanız binlerce yıllık işte Roma, Osmanlı, burada tek egemen devletler hakim olduğunda burada bir huzur var. Birincisi, büyük bir güç gerekiyor. İki, böyle küçük küçük devletler olduğunda, Kuzey Afrika'da olduğu veya Orta Doğu'da şu an olduğu gibi, tabii böyle kesin hükümlü konuşamıyorum. Hep ihtiyat sahipli akademisyen olarak konuşmak durumundayız. Çünkü Orta Doğu'da en büyük yanılgıya düşenler genelde biliyorum diyenler olmuştur. Şimdi oyuna Mısır'ın da katıldığını işte görüyoruz. Yetki aldı Sisi. Yani
işte yabancı basında sizler de takip ediyorsunuz. İngiliz medyasında yer almıştı. Mısır'la Türkiye'nin savaşacağı şeklinde bizleri tedirgin edecek şeyler var. Artı işi döndürüp dolaştırıp İdlib'de olduğu gibi Türk-Rus çatışmasına, işte o Belarus'taki yakalananların haberi de, yani eninde sonunda çünkü şu anda yalnız dünya liderleri içinde aklı başında bir Putin var. 83 yaşına kadar, tabii Putin'i de bir sistem olarak görmek lazım. Yani tabii ülke ekonomik refah içinde müreffeh Ruslar falan değil. Yani, Onlar da kendi kısıtlamaları. Bu savunma sanayiyle, bu güçle, işte Elon Musk'ın bireysel anlamda uzaya kapsül gönderdiğini niye bütün dünyaya gösteriyor ABD? Çünkü Ruslardan yardım alıyordu. Yani anlatabiliyor muyum? Bunu bütün dünyaya gösteriyor ki artık ben tek egemen olarak uzayda da istediğim güç enstrümanlarına sahibim. Nükleer anlamda zaten sahiptim. Rusya ile ABD arasında zimni bir anlaşma var. Bir defa Fırat'ın doğusu batısı derken Libya'da da. Şimdi ihaleyi bizim haklı menfaatlerimiz için, şimdi Antalya Körfezi'nde balık tutup Yunan'ı veya diğer oluşumları izleyecek değildik. Türkiye haklı mücadelesinde mavi vatan kavramında artık bütün Türkiye uzlaştı. Tabii. Bir hedefe doğru gidiyor ve donanmamız şu an orada. Rusların donanmamıza karşı mı ne olduğu belli olmayan ama karadan denize atılabilecek füze sistemlerini de Libya'ya taşıdığını biliyoruz. Dolayısıyla şu anda bu rölans durumundan karşı taraf, yani bu karşı taraf derken işin içinde Fransa var, Vati Hava Üssü'nün kim tarafından vurulduğu hala belli değil. Belki Mirajlar vurdu ki bana kalsa Fransızlar vurmuştur. Yani ben görüntüleri, bana ulaşan bilgi az olduğu için ben incelesem eski meslekteki gibi. Geçen şey söyledi, yani, Nedret Ersener söyledi. Yani Mali'den bu işte NATO'nun oradaki bir gemisinden kalkamaz, buna şey olmaz ama Mali'den bilmem nereden bunu Mirajla falan, yani bence daha olası geliyor. Artı şu an Fransa tabii kaybettiği Doğu Akdeniz'deki bu Türkiye'nin hamleleriyle beraber prestiji, itibarı, Afrika'daki o 500 milyar yıllık euro geliri, yani şimdi hepsini düşünüyor. Çünkü Fransa tarihte Napolyon dışında neyi üretmiş de neyi katma değer olarak katmış. Yani şimdi hayır, bunu şey için söylemiyorum. Paris'e hepimiz hayranız. 8 kez gittik. Yok, Fransız mi? Ordusunu da biliyoruz ama. Uçağın mucidi onlar. Ya var. Ya. Şimdi bakın Euronaval'daki Paris'teki bir savunma sanayi fuarına gittiğiniz zaman o fuar alanını tefrik etmek bile bambaşka bir vizyon. Frankfurt'taki gibi. Yani o gemileri, uçakları alabilecek, onları oraya kadar taşıyabilecek lojistik ağla beraber. Yok. Ama şimdi muharebenin en önemli kuvvet çarpanı moral. Şimdi Fransızların 1. Körfez Savaşı'ndan sonra 2. Körfez Savaşı'nda ne yaptıklarını anımsayacak olursak 2. Körfez Savaşı'na dahil olmadılar. Sonra Libya'da, orada, burada Amerika da bunlara faturayı kesti. Afrika'da Fransız varlığından Amerika memnun değil. Mali'de boşalttığı yeri işte Fransızlara bırakmak durumunda kalıyor. Yani hiç istemiyor. Orada olmak istiyor aslında ABD. Gerek Karakıta'da, gerek Karadeniz'de, gerek Dede Ağaç'ta. Şimdi Karadeniz'in tamamında Rusya'yı kontrol ederken, şimdi buradaki güç mücadelesinde özellikle de bizim NATO üyesi Fransa ve Yunanistan'ın tutumları gerçekten üzüyor. Bir yandan da bunlara ben üzülmememiz gerektiğini ifade etmeye çalışıyorum. Çünkü biz kararlı bir duruşta, şimdi kapitalizmin son evresini, enerji, bu şeyler, trafikler hareketlenecek, en son kaosa kadar gelecek olay. Şimdi kaosu hep bize sürükleyip biz onların kaosunun içinde ne yaptık? İşte debelendik, bir yer bulmaya çalıştık. Kah 15 Temmuz oldu, kah 12 Eylül oldu, kah bilmem muhtarı oldu. O oldu, bu oldu. Şimdi bizim ülkede habire bir ne var? Tabii. Hamle var içeriye yönelik. Şimdi bir siyasi birlik var, milli bir birlik var, milli bir bilinç var. Mavi vatana yönelik ortak bir hedef var. İşte Ayasofya gibi gerçekten bütün dünyaya mesaj verecek. İşte Fransız medyasında Sayın Cumhurbaşkanı'nın seyirden intikam alıyor şeklinde yayınları çıkıyor. Bunları şimdi doğruluğu, eğriliği onlar öyle söylüyor, biz böyle söylüyoruz. Şimdi biz torunlarımıza... Fransızlar resmi doğru okuyor. Fransız basını doğru okuyor diye. Tabii Fransız de, devleti okumuyor. Yani Macron zaten aslında akıllı Fransızları temsil etmiyor ki. Onu nereyi temsil ettiği belli. Belli. Yani şu anda bir sonraki seçimde ne yapar Macron onu da bilemiyorum. Ama Sarkozy döneminde de öyleydi veya Afrika'da ne yaptıkları ortada. Bizim konumuz kendi ülkemizin milli menfaatleri. Birincisi biz bu oldu bittilerle, şimdi ben örnek olarak özellikle İspanya ve Fas arasındaki Cebeli Tarık'taki geçişler veya oradaki adaların durumuyla ilgili uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları nasıl paylaştıklarıyla ilgili bir dikkat çekmek istiyorum. Çünkü
Akdeniz'de bir, Cebeli Tarık çok önemli. Evet. İki, bu siyasi tarihi boyunca, 3000 yıl boyunca. Malta çok önemli. Geçenlerde ağırladık. Artı bizim Girit, Kıbrıs adaları çok önemli. Şimdi bakın, Rodos'u da unutmayın. Tabii Rodos bizim hemen önümüzde zaten. Şimdi Rodos, bizim Meis ve Rodos aslında tamamen tartışmamız gereken adalar. Bizim önümüzü tıkayan, bir Fas'la İspanya nasıl bölüşmüşler adaları uluslararası veya Ukrayna ile şu an Romanya arasındaki problemlerde nasıl Lahey kararları uygulanıyorsa, burada bir defa bu alanlarla ilgili bir sorun var Yunanistan'la öncelikle. Onu geçmeden onu bir parantez açayım. Rahim Bey, sizden de müsaade isteyeyim. Şu harita, bu bizim Suriye operasyonlar haritamızda. Neresinde bekliyoruz biz bu petrol şeylerini, kuyularının vesairelerini Amerikalıların yapacağı? Fırat'ın doğusu. Kuzeyde kavuştular, o hatlar üzerinde anladığımız kadarıyla, değil mi? Daha tabii, aşağıdaki çöl bölgede değil, daha kuzeyde, bize sınırımıza da yakın hatta neredeyse bazı bölgelerde. Zaten bakın, bu Fırat'ın doğusu dediğimiz bölge aslında Refah'ın, işte daha önce 600 bin varil petrolün çıktığı, güneyden bir doğalgaz boru hattı gelir. O zaten hepsini muhaberat rejimi kontrol ediyordu. Bu kuzeydeki petrolü de gene buradan bağlayacağız. Şimdi M4 o yüzden kritikti. Şu an devriyeler Ruslarla beraber 5 Mart'taki anlaşma istinaden devam ediyor. Hatta karşı karşıya ABD veya Rus güçlerinin geldiğini de bu bölgede görüyoruz. Şimdi Fırat'ın doğusunda bu gerek yeraltı kaynakları, gerek yerüstü zenginlikleri anlamında kullanışlı bölgeyi PYD'ye, PKK'ya ne yaptı? ABD özellikle bir garnizon devletçik oluşturmak için o bölgeye veriyor ve zımni bir anlaşma olduğu da Ruslarla gözüküyor. Türkiye'de yaptığı bütün hareketlerle aslında son 4 yıl içinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarlar harekatıyla bu bölgede böyle de facto bir devleti Akdeniz'e ulaştıracak, komple kendisini risk altında hissedebileceği. Çünkü 90'da da biz Irak'ta benzer şeyleri yaşadık ve böyle Kuzey Irak kavramıyla beraber bambaşka bir oluşum oldu. Türkiye devlet aklıyla şu anda bu bölgenin elinde bulundurulması gerektiğini, ki uluslararası güçler şimdi... Fransa orada ne arıyor o zaman, veya işte Lafarge beton şeyleriyle beraber o PYD'nin nasıl korunaklar yaptığını görüyoruz. Yani burada korkunç bir destek var, gerek Fransa'nın gerek ABD'nin bizzat silahlandırıp eğittikleri ve Fırat'ın doğusunda bambaşka bir oluşuma doğru hazırlık yaptıkları ortada. Şimdi Türkiye en kötüyü de hani Azerbaycan Ermenistan arasındaki sıcak olaylara istinaden 3,5 savaş konuşulur oldu. Evet. Yani işte burada da bu olursa, güneyde de Irak var, Suriye var, Kıbrıs'ta şu var, işte batıda gene Yunanistan'la şu sorunlar var. Şimdi bakın, muharebenin en önemli kuvvet çarpanı moral derken bunu söylüyorum. Neden? Şu ana kadar son 5 yıl içinde donanmanın, TSK'nın nerelerde hangi aktif rolleri aldığını, artı Libya'da o taktik başlangıç noktasının, münhasır ekonomik bölgenin şu an nasıl stratejik bir etkiye dönüştüğünü görecek olursak veya Suriye'deki ilk müdahalenin, daha Zeytin Dalı'nın, Fırat Kalkanı'nın bugün hangi kazanımları masada bize sunduğunu görecek olursak, bir defa yaptığımız 4 yıllık periyoda şöyle bir bakalım, ne kadar doğru hamleler yapmış olduğumuzu görürüz. Yoksa daha önceki gibi şimdi şu pelesenk olmuş. Ne işimiz var Suriye'de, ne işimiz var Libya'da? Aşırı artık o bitti bence. O tarafı coğrafyanın başına çek. Yani şimdi bir, gittiğimiz her coğrafyada Osmanlı'nın torunları hoş geldiniz diye karşılanan bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşları, yurttaşları, askeri veya akademisyeni neyse. Her yerde öyle değiliz ama hocam, şimdi itiraf edelim. Her yerden kastımız... Yani hala Orta Doğu bölgesinde öyle çok kırmızallarla karşılanmadığımız yerler var. Ya 10 yani. Yıl önce Dubai'de yani alışverişi... Halklar öyle de Ahan'ın. Yönetimler. Öyle yönetimler, İngiliz'in, Amerikan'ın bilmem ne. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri kendi mi yönetiyor? Yani, şimdi kendi hür iradeleriyle mi karar alıyorlar? Veya Vahabi, Suudi Arabistan. Evet, şimdi, zaten ne oldukları en son Kaşıkçı cinayetiyle falan ortaya çıktı. Yani şu anda... Büyük bir, Allah bize her konuda yardım ettiği gibi o konuda da işte net bir şekilde dünyaya bir fotoğraf sunduk. Şimdi bizim burada, benim söylemek istediğim şu, bir Navtex ilan ediyoruz o bölgede, şimdi fırkateynlerimizi bekliyor ama bir, muharebede şimdi biz Gölcük Donanma Şehri'nden de geldiğimiz için denizaltıcı, kurmay veya think tank oluşturabilecek oramiralimiz, diğer unsurlarla da orada irtibat halindeyiz. Bir, Türkiye bu muharebede ne ile kazanabilir? Süratle milli denizaltılarıyla kazanır. Altını çizelim. Aşil topuğu ABD'nin de Rusya'nın da denizaltılar. Yani ben savaş konseptiyle beraber bakıyorum. Neresi yumuşak? Çünkü Vati Hava Üssü'nü vuruyorlar.
Biz ne yapacağız? Oraya lojistik destek sağlayamayacak mıyız? Veya çok kıymet verdiğim Brezinski gibi Necat Eslem Paşa bu harekat Libya'ya şöyle olmamalı, böyle olmamalı bilmem evet, ne. Şimdi bakın, aklına da saygı duydum. Beraber çalıştığımız geçmişte. Evet, çünkü şimdi aslında. Onların hepsini ama girdi olarak alıp şimdi bakın o onu söylüyor, bu bunu söylüyor. Ben kendi doğrumu oluşturmak zorundayım ülke olarak. Şimdi hepsi bir girdi. Çünkü muharebe gerçekten hiç istemediğimiz bir şey. Yani savaş. Bu 3,5 savaş. Ama şimdi burada tedirgin olacak bir şey yok. Bir, dünya orduları içinde kuvvet çarpanı moral olan etkisi en yüksek veya herkesin elinde İHA var. Herkesin elinde F-16 var. Şimdi uçaklar F-16 değil mi? Ben bunu değişik kurslarda beraber olduğumuz pilot arkadaşlara geçmişte sordum da diyordum ki it dalaşı oluyor dogfight. Dönüyorsunuz Ege'de, Akdeniz'de, Yunan aynı uçağı kullanıyor. Aynı kursları görüyorsunuz. Hı. Ne oluyor da biz aynı uçaklarla bunlara hep galip geliyoruz. Şimdi hani maksadını aşan Yunanistan'da 10 milyonluk ülke değişik değişik şeyler söylüyor. Hatta Anastasiadis en son Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Putin'le 45 dakika görüşmüş. Düşünün yani Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Putin'le 45 dakika çok enteresan yani. Dolayısıyla Fransa'nın veya Batı'nın tutumu şu, burada Türkiye olacağına Rusya olsun istiyor. Bu kadar yani NATO müttefikimiz bunlar. Bunlar burada duracağına diyorlar. Yani şu an Afrika için, Afrika ya şu an teslimiyet var. Şimdi Fransız onu söylüyor bilmem ne bunu söylüyor ama Almanya'nın bile kendi savunmasını sağlayacak bir durum yok. Bakın ABD o bölgeden NATO'ya bu kadar para vereceksiniz dediğinde Trump vermeyince Almanya'dan birliklerini çekiverince gerek Amerikan kamuoyunda da eleştiriliyor Trump ama Almanya büyük bir boşluk hissetti. Tabii. Bu boşluğu bir defa şunu algılamamız lazım. Nasıl İspanya'nın bu uluslararası hukuktan ada ve Fas ilişkisine Cebeli Tarık'ta dikkat çektiysem Almanya ve Fransa'nın uzun dönemde mutlaka birlikte hareket edeceğini ıskalamamız lazım. Dünyanın büyük üçüncü ekonomisi artı büyük bir savunma entegrasyonu çıkar. Yani bugün Fransa olarak Afrika'da veya Doğu Akdeniz'de gördüğümüz bütün hamlelerin arkasında bu sefer Almanya'yı göreceğimizi bilmemiz evet. lazım. Gene sözü bitireyim müsaade tamam, ederseniz. Ondan sonra bir de burada bir diğer parametre Türkiye çok büyük kazanımlar elde etti. Şimdi bütün şey karşı taraf güç biriktirip bu kazanımları münhasır ekonomik bölge Libya ile Saraç yönetimiyle elde nasıl yok ederizin peşinde ve zaman eğer geri adım atarsak onların lehine çalışıyor. İş politikada bunların da etkisi var ama değil mi? Yani dünyada ne olduğuna dair iç siyasetimizde, sistemde pek çok kişiye göre başkanlık sisteminin aslında en net sonucunu gördüğümüz saha burası oldu diyorlar efendim ama yorumlar evet, mısınız? Evet, başkanlık sisteminin tabii iki yıla yaklaşıyor. Elbette ki artıları eksileri bu geçen zaman içinde değerlendirilecektir. Ancak dediğiniz gibi başkanlık sisteminin en ele gelir faydalarından bir tanesi işte bu dış politikadaki atak davranışlar, seri hareket etmeler. İkincisi de sağlıkta, salgında. Doğru. Salgında da başkanlık sisteminin o seri hareketlerinin büyük faydası görülmüş oldu. Cumhurbaşkanımızın da ayrıca bir tabii kesinlikle yani evet. Bütün bu dinamiklerle ilgili görüşünüzü merak ederim efendim. Buyurun efendim. Hem Suriye hem Amerika hem bu dinamiklerle ilgili görüşünüzü merak ettiğim için. Evet. Şimdi şöyle Ahan'ın meseleyi biraz dünden bugüne geniş çerçevede almak lazım. Dostlar değerlendirdiler. Ağızlarına sağlık. Şimdi PKK soğuk savaş döneminin bir örgütü. Amerika zaten PKK'yı terör örgütü olarak tanımıştı. Ve şimdi Amerika Suriye'nin kuzeyinde bu demokratik güçler adı altında haddi zatında kendi örgütünü kurmakta. Bir taraftan PKK'nın tasfiyesine ilişmemekte. Türkiye tasfiye ediyor onu malum. Çok ciddi bir harekat var Kuzey Irak'ta. Mehmetçiğimiz, polisimiz, jandarmamız, emniyet güçlerimiz, istihbaratımız orada fevkalede hizmetler vermekteler. Ama beri tarafta Amerika demin ifade edildiği gibi kendi ikinci İsrailciğini, o garnizon devleti kurmanın peşinde. Zira derin Amerika'nın zihninde Suriye parçalanmıştır. Onun için bizim Amerika'ya verdiğimiz dünkü cevapta Suriye'nin toprak bütünlüğüne bilhassa tekrar temas ettik. Biz Suriye'nin
toprak bütünlüğüne taraftarı. Başka kim taraftar? İran taraftar ve Rusya taraftar. Ama derin Amerika, tekrar etmek icap ederse, Suriye'yi parçalanmış olarak düşünüyor. Hatırlayalım, biz o Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı'nı, Barış Harekatı'nı yapmasaydık plan neydi? Bizim güneyimizden, Erbil'den başlayarak, Kuzey Suriye'den başlayarak İsrail'in Hayfa limanına kadar ellerinden gelse Hatay'ı da alarak oraya Akdeniz'e, Körfez'e petrol indirmek ve petrol pazarlamak. Yani bu netice itibariyle bir petrol savaşı. Bir başka ifadeyle Birinci Dünya Savaşı bitmemiştir. Bu Birinci Dünya Savaşı'ndan aynen kaldığı yerden devamıdır. Yine hatırlayalım. Amerika İkinci Körfez Harekatı'yla Irak'ı işgal ettiğinde ne yaptı? Saddam'ı devirdi ve oraya kendisi istediğini cumhurbaşkanı yaptı, göstermelik bir hükümet kurdu ve dedi ki masanın bu tarafına geçin, ben de bu tarafına geçiyorum. Haydi petrol antlaşması yapacağız, bilmem kaç yıllık, 50 yıllık mı yaptı, ne yaptı? Şimdi bunu takviye mahiyetinde ve o Akdeniz'e petrol indirme emelini unutmadığını, onu yaşatma mücadelesi verdiğini, yani bizim bu harekata rağmen, 3 harekatımıza rağmen bunun çabası içinde ve hiç unutmayalım İsrail'in güvendiği, yani İsrail'i korumak Amerika'nın olmazsa olmazı. Trump'ın yaptığı, yarın Trump'ın başkan seçilir veya seçilmez ama bir gün bitecek. Trump'ın yaptıkları sayıldığında, bir, Kudüs'ü başkent tanıdı, iki, kendi sefaretini Kudüs'e taşıdı diye bunlar yazılacaktır. Tabii onlar için lehine yazılacaktır. Şimdi PKK'dan işine yararları toparlayıp demokratik güçler çatısı altına toplamak ve Barzani ailesini, bu yeğen Barzani'yi de zorluyorlar ki onlar da bu demokratik güçlerle birlik olsun ve orada o arzu ettikleri devleti kurabilsinler. Bu işte Dede Ağaç'ta Üs ile birleştirildiğinde Türkiye'nin batıdan ve doğudan bir kuşatma olduğunu görmemek mümkün değil. Bu bir. İkincisi burada baktığımızda bu son terör örgütüyle anlaşma yapması, petrol anlaşması yapmasına henüz Rusya'nın bir sesi çıkmadı. Moskova bir şey demedi. Bu demeyecek manasına gelmez. Yani. Gelmez. İki, İran da bir şey demedi. Ha İran dese ne olur, demese ne olur diyemeyiz. Sonuçta onun da Suriye'de Haçlı Şabiler vesaire bir gücü var. Lübnan, Hizbullah var. Tabii. Yani İran keza Kasım Süleyman'ı öldü. Evet, aynen. Yani İran'da emperyal niyetlerle bölgede aslında. O da biliyorsunuz Şia üzerinden tabii. Şey yapıyor. Şimdi durum bu merkezde. Yani işimiz kolay değil ama kaderin cilvesine bakmalı ki bu noktada biz şimdi Suriye devleti bu anlaşmaya tepki gösterdi. Başka kim tepki gösterdi? Ankara gösterdi. Aynı Türkiye şeyi gösterdi. Söyledi bir de. Doğru mu? Evet. Demek ki biz burada bir paralel duruma gelmiş olduk ve bu da herhalde en azından diplomatik görüşmeler, perde arkası görüşmeler, istihbarat görüşmeleri gibi görüşmeler olabilir diye düşünüyoruz ve bunların tamamı da aynı zamanda işte Doğu Akdeniz, hani mavi vatan, güzel de bir tabir oldu. Fakat biliyorsunuz bunun yanında bir vatan daha ilave oldu şimdi. Siber vatan. Yani vatanlar zenginleşti, katları arttı. Hani toprak olan ama vatan. Ama siberde tam vatan olabiliyor muyuz onun şeyi değilse. Bilemiyorum ya. Ama bu tabirde çıktı ortaya. Şimdi bizim bu Saraç hükümetiyle bu münhasır ekonomik bölge Akdeniz'de yapmış olmamız şu bir asırdaki en önemli hamlelerimizden biridir. Çok yerinde ve buradayız. Artık
bize rağmen Akdeniz'de birilerinin oyun kuruculuğu yapması mümkün değil. Bu konumumuzu gerek denizaltılarımızda, gerek İHA'larımızda, neyse milli silahlar olarak her şeyimizde gerçekleştirmemiz icap ediyor. Evet, öbür taraftan işte Fransa biliyorsunuz veya Rusya, her ikisi Libya'nın intikamını almak için bu defa Ermenistan'ı Azerbaycan'a saldırıp orası bizi meşgul etmek gibi çabalar var. Toparlıyorum, sözümün başına döneceğim. Birinci Dünya Harbi bitmedi. Birinci Dünya Harbi devam ediyor. Savaş halindeyiz. Birinci Dünya Harbi'nde en çok işittiğimiz sözlerden biri neydi dedelerimizden? Evladım, biz 7 düvele karşı muharebe ettik derlerdi. Bugün de 7 düvele saydığımızda aynı 7 düvele karşı muharebemiz devam etmektedir. Burada maşa olarak kullanılanlar Yunanistan'dır, Güney Kıbrıs Rumlarıdır, Hafter'dir. İşte bu demokratik güçler dediği terör örgütüdür. Bunları kendileri isteseler de istemeseler de, çünkü istemedikleri takdirde onları devirip bu defa sözünü dinleyecek başkalarını oraya getiriyorlar. Bütün bunların yolu bizim, demin güzel ifade edildi, bu Akdeniz Havzası. Burada huzur ve barışın olması ancak ve yalnız güçlü devletler buralarda hükümran olduğunda, Roma, ardından işte Pax Ottomana. Yani değil mi? Bak, Roma barışı, Osmanlı barışı. Bunlar bir nizam-ı alem olarak oturduğunda, ama Batı böyle değil. Batı sömürgeci. O gelip yeraltı, yerüstü ne var alıp götürmek. Talancı. Yani Irak'ın işgalini düşünelim. Müzelerdeki ne varsa kıymetli eşya onlara varıncaya kadar talan edip götürdüler. New York Müzesi'ni görmüşsünüzdür. Londra Müzesi'ni görmüşsünüz. Berlin Müzesi'ni görmüşsünüz. Tabii, ne var? Tabii. Bunların yarısından fazlası buralardan gitme. Burada tabii enteresan. Fransa'yı çok üstünde tepindik ama Poyraz Hocam. hatırlatalım. BOTAŞ çok yakın tarihte Total'le çok büyük bir LNG anlaşması yaptı. Yani Türkiye Fransa devletiyle kavga etse bile Fransız şirketleriyle İyi iş yapmakta tabii bir dünya yatırım var. İşte Renault elektrik firmaları var. en iyi şirketlerimiz. Yani şimdi olay sadece tek bu ama dış güvenlik ve şu anki menfaatler arasında bir de Afrika'daki sömürdüğü ülkelere Fransa'ya bakarsak şimdi emperyalin hiçbirisi iyi değil ama şimdi Fransa'nın geçtiği yerde bir başka bir durum ortaya çıkıyor. Mesela İngiliz de sömürmüş ama İngiliz'in sömürdüğü yer Hong Kong falan gene hala bir İngiliz gibi olmaya bir şeye çalışıyor. Bir de 2008'deki bu Paris'teki aslında araba yakma eylemleri şimdiki sarı yeleklilerin falan habercisiydi. Artı bu göçle ilgili Avrupa Birliği'ndeki bütün karar mekanizmalarının aslında Afrika'dan gelenlere ne yapacağının da göstergesiydi. Zaten umut bitti mi? Afrika'da şimdi herkes Avrupa'ya taşınmak istiyor. Herkes Fransızca bildiği halde o kurumlarda çalışabileceğini düşünürken bir anda iptal oldu. Şimdi bakın böyle önlerinde kocaman bir duvar var. Yani bugüne kadar da hep sömürüldüler. Şimdi onlar görmüyorlar mı bunu? Dolayısıyla bugün işte sadece başlı başına yani çok gerilere gitmeye gerek yok. İşte Cezayir ortada. Doğru. Yani nasıl soykırım yaptıkları ortada, tamam. Şu an bu serveti veya şeyi kuruyorlar da şimdi mesela soruyorum ben, Hollanda'ya gittiniz mi? Gittik. İşte nereleri gördünüz? İşte Rotterdam, Amsterdam bilmem ne. Peki burada nerelere gittiniz? İşte Leiden şöyle. Peki işte şöyle tarım ülkesi, böyle altı arka plan. Dünyanın en fazla uranyumunu kim satıyor diyorum. Mesela herkes bakıyor. Hollanda'ya bir bak o zaman. Yani sadece bu değil. Şimdi, çiçek. Dünyanın bütün şeyinin merkezi oradan satılıyor. İşte yok. Arkada bambaşka bir altyapı var. Bakın bu arka planında tamamının, bu Batı ülkelerinin büyük bir sömürü zenginliği yatıyor. Evet, yani şimdi önce bir onu görmemiz lazım ve sömürülen, Ian Morrison diyor, çok sevdiğim bir felsefeci var. Dünyayı Batı yönetiyor ama şimdilik diyor, 5-6 yıl önce bir kitap yazmıştı. Özellikle ondan sonra ben Çin seyahatlerinde falan daha anlamlı bakmaya çalıştım bölgeye, olaylara. Çin'i de hala anlayabilmiş değilim de. Yani çünkü anlayabilmek mümkün değil, başka bir dünya. Başka bir şey. Yani bizim o şeyde yetişmemiz lazım. Çok başka bir şey. Yani dolayısıyla şu anda Fransa'nın özellikle Yunanistan'la birlikte Almanya'nın da arkadan desteğini alarak Afrika'da veya Doğu Akdeniz'de bizim şeylerimize engel olmaya çalışacağını görmemiz lazım. Çünkü Türkiye şu an sadece Doğu Akdeniz'de varlık göstermiyor. Mısır medyasına göre
aslında Etiyopya'daki barajı da Türkler Mısır'a karşı yaptırıyor filan. Yani bunun arkasındaki şey de gene aynı entelektüel çerçevelendirme oyunu. Kötü de bir Irak'ı ama bunun için tabii kuvvetli olmak lazım. Ekonomik anlamda çok kuvvetli olmak lazım. Birkaç tane veri, bir Temmuz ayı ihracat rakamı geldi. Bugün biraz sıcak veri günümüz çok. Ama ben birkaç başlık sorayım hocama Dünya Gazetesi'nden. İlk yarıdaki açıklar ikincide kapanacak. Dünyanın bugünkü manşeti. Sanayicilerin beklentisi yüksek. Tek endişe pandemide yeni dalga dönüp dolaşıp ona geliyoruz. Hep buna endişeleniyorlardı hocam. Yani bir şeyin kapanacağına dair bir şey yok. İnsanların tüketimi durdurduğuna dair bir şey yok. Millet deli gibi sokakta, deli gibi harcıyor. Kredi paketleri büyüyor. Her hani ikinci dalgadan niye endişe ettiklerini çözmeye çalışıyorum. Bir bunu sorayım, öğrenci olarak soruyorum. İki, patronları Bağkur'a yönlendirmişler. Orada ne oluyor bir öğrenelim bakalım. Emeklilik şoku. Kendi iş yerinde SGK'lı çalışanlar Bağkur'a gidiyormuş. Çok iyi yapmışlar. Doğru mu? Tabii. Neden? Şimdi bakın. Adam şirketin ortağı. Anlatayım hadi baştan. Yani canınızı sıkmayayım da bu. Şimdi 3 dakikada ben bunu anladım. Şimdi arkadaşım. Bir işletme iktisat kuramında şöyle anlatıyor. Bir adet müteşebbisimiz var. Sermaye var. Emek var. Bir de toprak var. Şimdi bu dördü de eşit güçte. Bunlardan bir tanesini eksiltin, üretim olmuyor. Sonuçta bir şeyin üzerinde yapıyorsun, bir tesisin üzerinde. Emek gelecek, çalışacak. Bir sermaye ihtiyacınız var. Cebinizde para yoksa kredi almak zorundasınız. Sonunda bir müteşebbis bunları organize ediyor. Hepsi aynı kıymettedir. Sermayenin fiyatı faizdir, toprağın fiyatı ranttır, emeğin fiyatı ücrettir, müteşebbisin de aldığı kârdır. Şimdi müteşebbis Türkiye'de özellikle diyor ki ben bununla yetinemem diyor. Çünkü ben zengin olmak istiyorum diyor. Yani benim emekçi kardeşimle aynı seviyede olmak istemiyorum diyor. Nefret ediyor ondan. İstemiyor öyle bir şey. O diyor ki ben diyor satın aldığım lüks arabayı firmaya fatura edeceğim. Ben yaptığım seyahati firmaya fatura edeceğim. Ben yediğim yemeği firmaya fatura edeceğim. Ama emekçi kardeşimin, ben bu arada solcu değilim ha, haberiniz olsun. Solcu öyle bir şey demiyorum. Ben değilim, ben liberalim. Efendim doğruyu kim söylese söyleyin doğrudur yani. Solcunun, o yüzden hani şey yapmasın. Solcu doğru söyleyince yanlış söyleyeceğiz yani. Solculuk ayıptır demiyorum. Bazı söylemlerim sosyal demokrattır, doğrudur ama ben liberalim. Yani diyorum ki eşit şartlarda yarışa inanıyorum. Kimse kimseden üstün değil. Marifeti ortaya çıkaran iltifata tabi olur otomatik olarak. Emekçinin marifetine 500 lira fazla para vermek için altı tur atarken kafasında... Acaba içeriden bir de maaş çeker miyim düşünerek kendisini alıyor, SSK'lı yapıyor. Biliyor musunuz? Enteresan. Yani şirket çalışanı yapıyor, kendisi bir içeriden maaş alıyor. Tuhaf bir durum. Küçükler için ama şey değil mi hocam? Ya şimdi hobi orada işte. Bütçeyi belirliyor aslında. Hı. Ben orada hocamdan ayrı düşünüyorum. Şimdi kendisine bitireyim, bitireyim, veriyor. Bitireyim üstad. Şimdi bu şöyle bir şey. Diyor ki ya ben kar ettiğim zaman da vergi veriyorum da bilmem ne falan. Ya onların hepsinde haklısın. Ey işveren. Çünkü sen çalışanın da maalesef bordro vergisini ödüyorsun. Böyle çalışanlar bazen diyor ki işte bizim işte maaşımız ücretimiz arkadaş orada patronun kabahati yok. Biraz gerçeği görsen de. O parayı da patron ödüyor. Ya sen ödemiyorsun o vergi. Bordro vergisini de ödeyen patron, tamam mı? Bütün de o üst üste gelen her şeyi patron ödüyor. O yüzden... Devlet daha az vergi alsa senin daha fazla maaşın yatacak. O yüzden oraları bırak. Ama müteşebbisimiz de yetinemiyor. Çünkü zenginleşmek istiyor. Anlatabildim mi? O yüzden ne yapıyor? Burada kendini oraya bağlıyor, buraya bağlıyor. Patronlukla yetinemiyor yani. Çünkü patronluk zor bir zanaat. Yani nasıl ki işçinin ücreti garanti değildir. Müessese batarsa sen de kapının önünde bulursun. Müteşebbisin karı da garanti değil. Zaten bu yüzden İngilizce bu işin ismi venture'dır. Ne demek? Adventure'dan geliyor. Yani bir maceradır aslında. Bir girişimdir. Bir girişim başlatmak. Ama girişimci ruhun seni farklı yerlere götürüyor. Adam 58 metre yat alıyor, şirkete çakıyor ya. Yani bu da olmaz ki ama. Ama sen ondan sonra kusura bakma bir toplantıya katılıyorsun. Görüyorum ben Zoom'dan hani konferans verdim. Arkada adam demirlemiş, tamam mı?
Önünde çay ama ben arkadaşı biliyorum ya, fotokopinin toneriyle yapacağı yatırımın parasını aynı affedersin EFT kağıdının üzerine yazıyor, imzalıyor. Adam 50 lira birisine bir şey ödeyecek. Onun için bu da patronluk değil, anladın mı? Delege edememişsin işini. 10 milyonken firman nasıl davranıyorsa 150 milyon olmuş, yine aynı kafada devam ediyorsun. Seni emekli yaparlar bunun sonucunda. Ha, tamam mı? Çok da güzel olur. İlk SGK'da değil, Bağkur emeklisi olursunuz. Yani. Siz gerçekten solcu değilsiniz. Değilim yani. Ben. Gerçekten ben diyorum ki, iyi ki seni emekli yapıyorlar. Çünkü sen bu kafayla senin bu memlekete vereceğin hiçbir şey yok. Bir sürü de laf ediyorsun akademisyenlere. Akademisyenler gelsin de bilmem ne falan. Ya arkadaş daha ne yapsın ya? Sağlık ocağından çıkan adam Nobel ödülü alıyor. Tamam mı? Onu Bilkent Üniversitesi'ndeki hocamız 5G'nin formülünü yazıyor. Dünyanın 18. formülü. Bütün çocuklarımız yurt dışında çok acayip ödüller alıyorlar. Türkiye'den 4 tane iktisatçı en etkili. Ondan sonra 4 isim arasına giriyor. Ya hanginizin markası ilk 100'e giriyor? Hadi bana bir söyle bakayım. Tabii. Ne halt ettiniz bugüne kadar? Eyvah. Ha ya bana söyle. Ben de başımın üstüne koyuyorum. Sonuçta bazı girişimciler var. Mesela adam 165 dolar kilogramlık mal üretiyor. Diyorum ki seni tanıtalım. Aman hocam diyor, beni sakın tanıtma diyor. Beni diyor öldürürler diyor. Bitirirler beni. Peki diyor. Yani Türkiye'de müthiş insanlar var. Onlar da gözükmek istemiyor ortalarda. Çünkü onun amacı şey değil. En güzel kızı koluma takayım. İşte bilmem ne yatır. Adam diyor çarpıcı, sıra dışı marifetli. Kadınlar da var böyle müthiş baş. Ama beni tanıtma. Aman 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 diyor. Benden bahsetme sakın diyor. Ben gayet güzel, mutluyum. Evet. Beni diyor dünya tanıyor diyor. Mesela bu patronlarımızın önemli bir kısmı mesela büyük cemiyetlere giriyorlar. Bir bakıyorum ya defilelerdeler. En fazla mal satın alan onun hanımıyla beraber. Ya yat bilmem fuarında. Yani şey gibi hani big spender. Büyük harcama yapan insanlar olarak ağırlanıyor. Hiç böyle müthiş bir şey bulmuş. Efendim bilmem ne ilacını bulmuş. Bilmem ne aşısını bulmuş. Uzaya adam göndermiş. Arka bahçesine helikopter yapmış. Uçmuş geri gelmiş. Test etmiş. Marka böyle bir adam yok ki bu memlekette ya. Demiri, bük, plastiği, es. Dijital. Tamam mı? Ondan. Şimdi birazcık bizim bu kafadan çıkmamız lazım. Mesela geçenlerde Sayın İbrahim Turan diyor ki işte 150 yıldır bize dikte etle var. Katılıyorum. Ama Sayın Özdemir de güzel cevap vermiş ona, demiş ki arkadaş elinizi tutan yok, buyurun. Buyurun o Sayın zaman İbrahim, buyurun. Tamam diyor. Yani meseleyi açacağım, böyle bu kadar eğitim kalitesini aşağı düşür. Ve o zaman patronu da sonunda devlet ne yapar biliyor musun? Geciktirmiş cezasını katmerli verir. Emekliye sevk eder. Hadi bakayım madem öyle diyor, kendini yazdın. Yetinmedin buradan da. Hadi buyur diyor. Hadi buyur, seni de emekli yaptık diyor. Emekli yaparsan ona göre geleceksin. Dün konuştuk, buna girememiştik. Oradaki adaletsizlik şu ama hocam. En üst segmentten şimdi patron kendisini diyelim SSK'lı yaptı. Doğru. Bir maaş alıyor, bir bütçesi olsun diye alıyor. Bir de onu en sonunda siz geçmişte bu kadar rakam yatırdıktan sonra hayır öyle değil, İşte asgari ücretten alanın şu kadarın şeklinde emekli etmek doğru mu? Yani adaletli mi? Şöyle. Bu kadar primi aldın. Bu kadar primi buraya yatıracaksın o zaman. Yatırmasaydı dürüst olanı cezalandırır mı sistem bu? Şimdi bu çarpıklık başladı mı her tarafa gider. Önemli olan şey tavandan emekli edilmeleri. Çünkü yatırılan para o. Ama bizim memlekette maşallah teknik direktörlerimiz asgari ücretten SSK primi öderken ben 2014'te bunu düzelttirdim. Sağ olsun SGK müfettişleri geldiler. Hoca bu rezalet, bunu sen yapsa sen yaparsın dediler. Ben federasyon görevim boyunca Allah'tan bu durumu düzelttim. Yani evet doğrudur, tavandan ücret yatırılması ayıptır. Şu asgari ücretten ödenmez. Ama ben de diyorum ki ya patron sen kendini niye SSK'lı yapıyorsun yani? O da ayrı mesele. Burada belli bir bütçesi var ve onu kullanmaya çalışıyor. Şimdi onlar da aslında çalışanın bir eşiti veya bir tık üstünde olarak oradaki şeyi konumlandırıyorlar. Bu gazete küpürünü dün verecektim, veremedim. Hafta sonu sevgili Cahil Özgentürk'ün yazdığı, Cumhuriyet'te yazdığı şeyden... anladığımız kadarıyla Konkordato avukatı Sayın Çelik'le konuşuyor. Diyor ki aralarında büyük markalar var. Bu şirketler bankaların durumunu sıkıntıya sokuyor diyor. Eylül korkusu diye yazmış sevgili Cale. İş dünyasında bir bozulmaya da dikkat çekmiş. Diyor ki eskiden en fazla vergi SGK borçları ödenmezdi. Şimdi patronlarda öyle bir rahatlık var ki personelin tedarikçinin borcunu ödemiyor. Bundan da rahatsız değiller diyor. Şimdi bu... Bu bir hakikaten ahlaki bozulma, bir sıkıntı var ya. Ben bunu söz verdim dün Ahu Hanım'a, kısaca anlatacağım. Kısacık bunun da yorumunu alayım Ayın Bey sonra. 2011 yılında ben tüketici finansman şirketlerinin bulunduğu dernekte
bir proje dahilinde genel sekreterlik görevini kabul etti. Sebebi şu, bankaların verdiği kredilerde damga vergisi yok fakat bu şirketlerin var, tuhaf. Fakat bu şirketler zannetmişler ki biz de banka gibiyiz ya, biz damga vergisi ödemeyeceğiz diye devlet demiş ki olur mu öyle saçma sapan şey, hepiniz ödeyeceksiniz diye. Şimdi biz bunu anlatıp düzeltmek için geldik, Allah için de sonunda düzelttik 18 aylık bir müracaat. Fakat oradaki kıymetli genel müdürler enteresan bir trendden bahseder. Hocam ilginçtir diyor, eskiden Türk halkı ödeyememekten büyük bir şey duyardı diyor. Stres, alan, işte ödeyeyim çocuğumun borçlu okul taksidini kalmayan. Ödeyeceğime, işte arabanın okul taksidini ödeyeyim, okulu idare ederim ama şey idare edemem, rezil olurum bilmem ne. Vallahi hocam bitti o iş dediler. 2011'de bana bunu söylediler. 2011'de o kadar tabii, ödeme ta o zamanlara gidiyor. Artı sıkı durun. 2010 yılında karşılıksız çekin tahsilat oranı %65.6. 2019'da sıkı durun %16. Şimdi bu korkunç bir şey. Demek ki bir kıymetli evrak yazılıyor veya bir ticari muamele yapılıyor veya bir finansman işlemi yapılıyor. Bunun tarafları şartlarını bozmaya gayet teşne. Bakın krediyi veren de krediyi alan da karşılıklı olarak bu oyun içerisinde maç oynanırken kural değiştirmeye meraklı. Başıma gelen şeyi söyleyeyim size. Bir çek geldi. Çekin üzerinde kıymetli birçok insanın imzası var. Şimdi gençler de var. Hemen bunu tahsile veririm dedim, aman aman aman. Şimdi dedim ısırılacak adam var, ısırılmayacak adam var. Hemen telefon açtık. Şeyden açtık. Audio konferans. Başkan merhaba. O Emre hocam nasılsınız? Başkanım sizin çek geldi. Gelmiştir dedi Emre'cim dedi. Başkanım üstünde şu kadar meblağ yazıyor. Yazıyordur Emre'cim. Ondan sonra para var mı? Nerede Emre'cim ya, bizde o para öyle gezmez. Peki ne yapalım? Dedim efendim ben bunu zarfa koyayım. Size göndereyim. Zaten dedim Allah sizden razı olsun. Siz bu çeki kesmişsiniz. 11 kişinin işi görülmüş ki 12. olarak bize gelmiş ya. Çünkü hiç ortada para yok. Ama bir ticari trafik var. Herkes birbirine o çeki toka ederek döndürmüş. Çok ilginç bir şey bu. Mesela Fransızların çok hoşuna gitti. Baktım ahlakları bozulacak. Bir daha anlatmıyorum onlara. Ondan sonra yani İngilizler hiç anlamadılar falan. Neyse. Sonunda dedim ki efendim ben bu çeki dedim bir zarfa koyuyorum size gönderiyorum. Siz de dedim müşteri çeklerinizden toplam aynı meblağda gönderimizi. Hay hay Emre hocam dedi. İşi bitirdik. Şimdi ne oldu? Ortada bir kağıt var. Adamın kestiği çek kendisine geri döndü. Tuhaf bir durum ama gerçek. Ama 11 kişinin işini çözdü. Müthiş bir ekonomi oluştu. Bir de normalde o gün ödenmesi gereken şeyi 9 ay ileri attı. Kendisine gelen çeklerle çek geldi, cas çut dırttı bitirdi, işte bu kadar basit. Bakın şimdi bu tuhaf bir şey. Bu daha da tuhaf olacak. O yüzden saygıdeğer hanımefendinin yazdığı yazı evet doğru bir sıkıntı. Yani bunun sonucunda böyle bir şeyle karşılaşabiliriz. Çünkü ortada para var ama nakit yok. Herkes de bir yani küçük tekrar insanlar edin. Da birbirlerine olan borçlarını ödememeye başlayınca. Bravo. Para var ama nakit yok. Bu yüzden pandemiden önce ekonomi yönetiminin yaptığı yanlışların bir kısmını eleştirmekle beraber, ya ben kendi ailemi eleştiriyorum, ben niye onları eleştiririm ya, nedir onların farkları? Pandemi esnasında masaya her şey sürüldüğü için herkes ikinci dalga pandemiden korkuyor. Neden? Ha. Çünkü atacak barut kalmadı. Napolyon'un fıkrası var ya, toplar neye ateş etmiyor? 3 sebep var. Bir demişler barut yok, demiş 2-3'ü boş ver. Yani her şey piyasaya sürülmüş olduğu için bundan sonra bizim nefesimiz yok artık. Yani swap yapma ihtimali, çünkü karşıda al parayı alacağımız yerler de ayvayı yemiş olacak. Tam amiyane tabiri Amerika kötü, Japonya kötü, Almanya bir daha dayak yiyor. Brezilya kötü, Meksika kötü, mal ticareti İngiltere muamma, İngiltere ciddi mal satıyoruz. Yani İhracat ve turizm gelirinden olmaya başlarsak o zaman herkese ters yazar. Onu anlatmaya çalışıyorum. Herkesin korkusu ikinci bir iş durması. İkinci dalga değil. Pandemi veya başka bir şey. İkinci kere bir iş durmasını bizim tolere edecek bir durumumuz yok. Kimse durmaya niyeti yok ama. Duramazlar artık bundan sonra. Geçmiş olsun. Çok net söylüyorum. Üçüncü dalgada gelse, dördüncü dalgada gelse yokmuş gibi davranacağız. Canlar gidecek. Canlar gidecek. Ama bunu söylemiştik hatırlarsanız. Bir ay evvel. Yani ikinci bir iş durmasına kimsenin mecali yok. İnanın sokaktaki simitçiden dev otelin sahibine kadar kimsenin ikinci bir iş durmasına tahammülü yok. Bitti yani. Bir defa beni getiren taksici abi şey dedi. 10 yıldır bu iş yapıyorum, ilk defa bayramda para kazandım dedi. Demek ki hakikaten
bedava olmasına rağmen toplu taşıma kullanılmamış. İnsanlar taksiye binmiş. Vatandaş hani şeylerimiz değişiyor birazcık huylarımız. Bunu da verip bir reklama gidelim. Sonra sevgili Rahimler'e soralım. Siyaset konuşuruz birazcık. Hafta sonu geldi bu haber. Kurumdan da açıklama gelmedi. Yanıt hakkı saklıdır. Çanakkale Dardanel Fabrikası'nda çalışanlarda koronavirüs tespit edilmesi üzerine kapalı devre çalışma sistemi adı altında işçilerin 14 gün süreyle fabrikada rehin alınması umumi böyle bir karar alınmış. Umumi hafızlığa kanunu almış bunu. İşin içinde yani CHP'li belediyeler, belediye başkan yardımcıları var diyorlar ki değiştirilebilir vesaire. Ama bilgi verin yani bu işçiler fabrikadalar. İçeride virüslü arkadaş, virüs taşıyan arkadaşları var. Sağlık durumlarının ne olduğu konusunda bilgi alma hakkı var yakınlarının. Ayrıca orası tabii yani gözde bir kuruluşumuz. İyi de üretim yapıyor. Çok da ihracat yapsın. Ama ne olur işçisini mağdur etmesin ya. Can bunlar sonuçta hepsi. Minik bir ara sonra siyaset. Geleceğe açılan kapı. İstanbul Medipol Üniversitesi. Deşifren.com ile dilediğiniz video ve ses kaydını sadece birkaç dakikada yazıya çevirebilirsiniz. Zamandan ve bütçeden tasarruf yaparak milyonlarca kelime havuzuyla istediğiniz videonun linkini kopyalayıp metnin içeriğine ulaşabilir. 4 farklı filtre ve algıda tamamlama özelliği sayesinde cümlelere %100'e yakın doğruluk oranında erişebilirsiniz. Hatta kısaltmaları ve yabancı kökenli kelimeleri de sorunsuz bir şekilde aktarabileceğiniz Deşifren.com eşsiz bir deneyim sunuyor. Deşifren.com, Ajans Press Grup'tan sınırları aşan bir teknoloji. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay geride kaldı. Ancak tartışmalar bitmedi. 37. olağan kurultayda 3 aday adayı gereken imzayı toplayamadı. Kemal Kılıçdaroğlu tek aday olarak seçime girdi. 6. kez genel başkan seçildi. Parti meclisi seçiminde sürprizler yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun 4 yardımcısı 52 kişilik listenin dışında kaldı. Listelerle ilgili söylentilerin ardı arkası kesilmedi. Tartışmalar CHP liderini rahatsız etti. Kılıçdaroğlu yakın çevresini uyardı. Delegenin iradesi tecelli etti. Polemik istemiyorum dedi. Hakkari'de 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini duyunca başıma bir ağrı girdi ve hala çıkmadı. Hakkari'de pikniğe gidenlerin olduğu minibüs uçuruma devrildi. 4'ü personel, 6 kişi hayatını kaybetti. 1 kişi de yaralandı. Kazayı duyan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hissettiklerini bu sözlerle anlattı. Hakkari'de 6 vatandaşımızın göller bölgesinde 2 yakada uçurumdan aşağıya yuvarlanarak hayatını kaybettiğini duyunca başıma bir ağrı girdi ve hala çıkmadı. Sayın Süleyman Soylu hayatını kaybeden öğretmenlerimizin kaza meselesini takip etti Hakkari'dekini. Bir diğer gelişme dünden beri bugün çok konuşulan ben şöyle şeyden göstereyim gazetenin birinci sayfasından göstereyim ama detayı Saygı Öztürk'ün köşesinde. İnce CHP'den kopuyor, kendi partisini kuruyor. Bu iş dedikodu olmanın ötesine geçmiş durumda. Ne diyor? İnce'nin yakındaki o siyasetçinin soruları ve İnce'nin verdiği cevaplar. Şimdi Saygı abi çok şifreli yazmış ama haberin tamamını okursanız %80 İnce ile, Sayın Muharrem İnce ile konuştuğu hissine kapılıyorsunuz. CHP'den ayrılacak mısınız? Evet ayrılacağım. Parti kuracak mısınız? Evet yeni yüzlerle parti kuracağım. Belli bir kırgınlığı var. Şimdi
ne oluyor ne bitiyor? Siyasette yeni dengeler kuruluyor mu? Neler oluyor efendim? Kabine revizyonu uzun zamandır bekliyoruz. Evet. Bir şeyler oluyor. Evet. İsterseniz sevgili Poyraz Gürson da bu sırada stüdyoda yerini alıyor. Hemen ben böyle yanıma alayım sizi. O arada Rahim Bey de başlar evet. tabii. Evet. Ne oluyor ne bitiyor efendim? Şimdi Ebela Hakkari'deki hayatını kaybeden bu eğitimcilerimizi rahmetler diliyoruz. Acılarını paylaşıyoruz ailelerin. İnşallah tekrarlar olmaz. O bir de bir 10 saniye müsaade ederseniz. Burcu Erol isminde bir kızımız Bostancı sahilinde yemek yemiş. Maalesef çılgınca yarışan 3 araba gelip vuruyor ve hayatından oluyor. Bir seyircimiz bize ulaşmış. Lütfen duyurur musunuz diye bu gece 20.30'da Burcu'ya adalet diye hashtag yayınlayacaklarmış. Doğru, ben de yardımcı olacağız dedim. Allah rahmet eylesi annesine babasına Allah sabırlar versin. Dünya güzeli bir kızcağız. Burada resmini de göndermiş yani inanılır gibi değil. Efendim şimdi tabii siyasette de karşılıklı etkileşimler var. Nedir o? Hani çizginin sağ tarafında partiler kurulu. Gelecek Partisi. Deva Partisi. Deva Partisi. Daha dilimizde çok alışmadı ya. Efendim şimdi beri tarafta da Sayın İnce ile birlikte bir hamle başlıyor. Anlaşılan. Sayın İnce malum Cumhurbaşkanlığı adayı olmuştu ve partisinden daha fazla oy almıştı. Bunun devamı bekleniyordu. Ancak devamında biraz takibe girdi Sayın İnce. İşte en son köşke gitti, bir CHP'li köşe gitti, sözleri çıktı. Bunun üzerine Yalova'da bir basın toplantısı yaptı biliyorsunuz tabii. Evinde. Bizim de canlı yayınımıza bağlandı ayrıca. Bunun devamında bir hamle yapacak diye düşündük. Hiçbir şey çıkmadı. En azından taraftarları herhalde bir hayal kırıklığına uğradılar. İşte en son yapılan kurultayda CHP kongresinde bu defa Sayın İnce en arka sıralara atıldı. Öyleymiş. Ve bunu hazmetmemesi icap ediyordu ve hazmetmedi. Yani şık mıydı bu hareket? Herhalde şıktı denemez. Yani adının İnce olması olmaması ayrı mesele. Ne diyor? Ben ta ilkokuldan beri CHP'liyim. Yani o partiye ilk daha kendini bildiği andan itibaren bir insan veya bir şirkete her neyse hizmet etmiş ise o insanın varsa şayet öyle kabul edelim bir takım göze batan taraflar da hadi öyle diyelim. Bunlar dahi hazmedilir, hoş görülür. Ama Sayın İnce arka sıralara atılmış. Şimdi o da demek ki bıçağın kemiğe dayandığı nokta olarak bunu gördü. Ve ardından da işte kulislerde dalgalanmalar başladı. İnce parti kuruyor diye nihayetinde ikrar da etmiş oldu. Yeni yıl ile birlikte yeni bir parti kuracağını ancak yeni yüzlerle kuracağım diyor. O da güzel. Yani kepenek altında ne yiğitler yatır diyor ya Yunus Emre. Bugün Yunus'tan çok söz ettik. Güzel tarafı o. Efendim yani kimin hangi çapta olduğu fırsat verilince ortaya çıkar. Yeni yüzlere imkan vermek de siyaset adına bir kazançtır. Ama öbür taraftan da deniyor ki 20 CHP'li vekil de bu partiye geçecek diye. Bu kadar mıdır? Bu kadar insan kendini bir meçhule yollar mı? Bilemiyoruz. Tabii burada Sayın İnce'nin vaatleri çok önemli. Neler söyleyeceği önemli. Yani CHP'nin dediklerini alıp bir de kendisi tekrar ederse bu zaten CHP burada yani seni niye tercih edeyim denir. Yeni şeyler söylemek lazım. Yeni iddialar, yeni teklifler, yeni projeler getirmek lazım. Bu sadece Sayın İnce için değil. Her parti için böyle. Yani sistem bunun önünü açtı deniyor efendim. Yani ittifakla o tespiti yerinde. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi nedeniyle herkes 1,5 puana bile muhtaç onun için. Evet. Bu hani İsrail'de vardı bu sistem böyle. Küçük partilere çok
enteresan güçler yüklenebiliyor deniyor. Evet, yani küçük, yani belki de bu belki değil. Küçük demeyelim yani, tabii öyle zaten. Yani. Hayır hayır. Yani şey olarak tabii sayı olarak, sayıyı kastediyoruz küçük derken. Bu başkanlık sistemi ihdas edilirken böyle bir sonuç tahmin edilmiyordu. Edilmiyordu. Bu kendiliğinden ortaya çıkmış oldu ve artık yok sayılan, hiçbir kıymet harbiyesi kalmayan o aritmetikte küçük olan partiler birden önem kazandılar. Zira dediğiniz gibi 1-1,5 puanlar bile, yüzdeler bile, genel seçimlerde alınan oylar kıymet ifadeler oldu. Erken seçim mi oluyor efendim? Geliyor mu? Yani erken seçim olacağına Emre ihtimal vermiyorum. Yok, erken seçim olmayacak. Erken seçim kararı alma imkanı da yok. Böyle bir bu düşüncede olanlar olabilir ama seçimler 2023'te olacak. Bunda Sayın Bahçeli de biliyorsunuz çok ısrarlı. Bahçeli'nin dediklerini de göz ardı etmemek lazım. Malum MHP'de kongreye gidiyor. Evet. Hayırlı olsun diyoruz. Yani harekette bereket vardır denir ya. Sayın İnce kendisine ümit bağlamış olan taraftarlarına borcu olduğunu düşünüyordur, zannediyorum. Şeyi yerinde, yani siyasette bizim bugün siyasetimizde öfke ağırlıklı bir siyaset var. Halbuki bizim dünkü siyasetimizde nükte vardı. Bir Osman Bölükbaşı'nı hatırlayalım. Tabii. Bir Demirel'i hatırlayalım. Tabii. Hani Demirel'in çok üzerine gidildi ya, 12 Mart'ta şapkan aldın gittin. Bir dedi ki ne yapacak mı kardeşim, şapkamı oradan bırakacak. Bırakacaktım dedi. Evet. Onca zorluğa rağmen hakikaten evet, yani, siyaseti yumuşatabiliyorlardı. İşte dün dündür, bugün bugündür gibi. Nükte, hazır cevaplılık ve polemik, yani kalitesini korumak kaydıyla siyasette polemik de bir ihtiyaçtır. Cerbeze de bir ihtiyaçtır. Tabii yani mazur görsün lütfen Sayın İnce mazur görsün. Yani cerbeze var Sayın İnce'de. Dobra iki kaşın arasına ateş ediyor yerine göre. Bu renk getirecektir siyasetimizi. Şimdiden hayırlı olsun deriz. bir iki cümle, dostlarla ittifaklarla değil kendi partimizle birinci olmak, Türkiye'yi yönetmek istiyorum. Kılıçdaroğlu dostlarla birlikte iktidara geleceğini söylüyor. Kendi partisindeki dostlarını unutmuş olan Kılıçdaroğlu mu dostlarıyla iktidar olacakmış? Uzak dostlarına bakacağına, partideki dostlarına el atmalı. Bu haliyle CHP umut olamıyorsa İnce'nin açıklamaları sözcüğe çok hakikaten yaylım ateşini. Şimdiden vurmaya başlamış işte. Bakın dediğimiz yani o cerveze tarafı. Ama yani partide... Benim ama bu Türk siyasetinde hoşuma gitmeyen bir şey var. Dünya siyasetinde bir bozulma. Ya millet ağzına geleni söylüyor. Sonra kakaka kikiki gülüyorlar karşılıklı. Birbirine el uzatıyorlar. Şimdi bu... Bu da düzeyin biraz düştüğünü gösteriyor. Bir şey var. Söz ağızdan bir kere çıkarsa sözün esiri olursun. Doğru. Keykavus 11. yüzyılda demiş ki, rakibini demiş, överken öyle bir öv ki demiş, yerme zamanı geldiğinde rezil olmayasın. Doğru. Yererken de öyle bir yer ki demiş, övme zamanı geldiğinde rezil olmayasın demiş. Şimdi dolayısıyla bu sözüm Devlet Bahçeli'den başlar. Bütün siyasetçilere gidin. En ağza alınmayacak lafları söyleyip, ya ben bugün öyle dedim ama işte o gün bugün böyle dedim derseniz, aslında toplum nezdinde insanlar size notu verir. Evet. Şöyle köşeye koyar. Şöyle, dün şöyle diyebilirsiniz. Ben Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı bu şeyden hiç hoşlanmadım arkadaş. Bence bu böyle olmalıydı. Bak bu güzel bir eleştiri. Evet. Ağzına yerini söylüyorsun, ondan sonra diyorsun ki ittifaktayım. Şimdi bu tuhaf oluyor. Şimdi vatandaş bunu unutmuyor. Bunu bir kere bir soru işareti koyuyor. İki, öbür taraftan bir bakanımız. Ya ağza gelmedik şeyleri söylüyor muhalefetteyken. Pop bugün bakıyorsunuz bakan oluyor. Ondan sonra bir bakıyorsunuz en büyük taraftar o. Yere göğe koyamıyor. Toplum bunu da bir soru işaretiyle kenara koyuyor. Sağdan sola girenler, soldan sağa kaçanlar falan. Yani şöyle bir şey diyeyim. Ben üstada hak veriyorum. Biraz nüktedanlık iyidir. Hakaret etmeye gerek yok. Tiye alırsın, o kırmaz. Ama hakaret hamiz konuştuğunuz zaman kalıyor.
Diyorlar ki bak sen bir zamanlar böyle demiştin diye verirler. Yani siyaset. Tabii canım, yani sosyal medyada sen zamanda bunu demiştin diye hop diye önüne koyuveriyorlar insanı. Evet, yani yapmamak lazım. Bunu mesela hiçbir rakibe, mesela diyor ki Keyk Avcı kitabında, ey oğul diyor, rakibine sakın ey diye hitap etme diyor. Aman diyor. Bu coğrafyada diyor ezeli ve ebedi düşman yoktur diyor. Yani bunu hiçbir zaman unutma diyor. Dolayısıyla kırma dökme diyor yani. Muhalefetini de düzgün yap demek istiyor. O zaman da muhalefet var. Sultansın ama sana muhalefet edenler var. Her zaman. Yakında müttefik olursun diyor. Ağzından çıkan lafı kulağın duysun diyor. Çok Emre Hoca, hanım, hikmet sahibi zatlar buyurmuşlar ki, diyorlar ki birine öfkelendiğin zaman, kızdığın zaman ağzına gelen her şeyi söyleme. Olur ki bir gün dost olabilirsin. Mümkündür tabii, bu hayat tabii. O zaman hep utanırsın. Hep o içinde o... Yara kalır, boynun bükülür. İki, biriyle dost olduğun zaman da bütün sırlarını açma. Hayattır bu, mümkündür. Gün gelir, hasım aranız olsun. Açılır. Hasım tabii, olursun, tabii. Düşman olursunuz. Bu defa da senin bütün sırlarına sahip olur. Ve boğaz dokuz boğum demişler değil mi? Doğru. Dokuz düşün bir söyle. Hakikaten bizim bu ekranlardaki konuşmamızdan siyaset sahnesindeki konuşmalara kadar, mitinglere kadar herkesin her yerde, her ortamda dediğimizi ölçüp tartıp konuşmamız hem kendimiz için hem toplum için daha faydalı olur. Sevgili Nesibe Kırış'ı bağlayacağız birazdan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili ama bir yönetmenime sorayım, o hazırlanıyor mu diye. Hazırlanıyor, tamam. 2 dakikamız var. O zaman bu Akit 2 gündür enteresan 2 manşet atıyor. Bunları ekrana vereyim mi, bir sorayım. Vaktim varsa bir 2 cümle. Yine ne oldu acaba? Poyraz Yursa, şimdi... Duart, bu 2 gün üst üste gelince Allah Allah diyoruz, tamam mı? Yani TSK'nın en büyük ihtiyacı din subayı. Bu dünküydü galiba, dua ordusu diye. Bugün de meseleyi devam ettirdi. Peygamber Ocağı'na din subayı şart. Var zaten kadrolu yani. Var mı? Var. Var. Size bir anlatın yani, nereden çıktı? Olan... Herkes de diyor ya ki... Ya her bir şeyde, karargahta mescit var. Hayır, bir de din subayı var. Din subayı. Yani moral subayı var. Moral subayı var. Ertugay'da var. Ayrı bir sınıf olarak mı isteniyor mesela Ebu Bekir Sofoğlu Hoca, biraz tartışmalı. Oldum olası, benim bildiğim oldum olası Türk Silahlı Kuvvetleri'nde alay müftüsü, tabur müftüsü miydi alay müftüsü? Alay müftüsü. Kadrosu hep vardı. Var. Tabii. Bazı dönem o 28 Şubatlarda vesaire lav edildi ama... Bu vardır. Şimdi dediğiniz gibi cumalar kılınıyor, şeyler var. Sıkıntı hiçbir zaman olmadı. Kıtada gördüğüm yani bizim subaylık safahatimizde işte ne bileyim 5. Zırhlı Tugay Gaziantep'te başladım ben. Mesela öğretmen bir subay karargahta işte ne bileyim Ankara'da işte Gaziantep'e tayin olmuş. Zırhlı Tugay'da ne yapabilir? Şimdi 2. Ordu karargahında da yok. Eş durumundan gelmiş. Şu olmuş. Öğretmenin bu tip görevler yaptığını din moral subayı olarak yani din ilahiyat mezunu olan olabilir. Da vardı, olmayan da moral subay olarak vardı. Bu ayrı bir sınıf oluşturulması tehlikedir ama. Yani, İhtiyaç mıdır? Böyle bir şey var mıdır? Ya bilemiyorum. Şimdi herkesin baktığı açı, şimdi muharebenin en önemli kuvveti çarpanı moral tabii. Şimdi Allah Allah deyip taarruz ediyoruz da bunu illa din subayının söylemesi gerekmiyor. Zaten tabii Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Yani bunu oraya gelince öğrenmeyecekler. Yani bir de buradaki temel şeyi ben oraya çok değerli tabii bu görüşlerin hepsi ama ben biraz daha fen, biraz daha matematik, hani ben analitik bakmayı önemsediğim için ben çünkü topçuydum. Füze doğru. Sistemleri, uzay, Elon Musk, uzay hukuku filan derken şimdi yani biraz daha bakış açımızı bilim ve akıldan yana. Özellikle bizim çünkü geçen yıl 31. yılı diye Harbiye'ye gitmiştik. Çocuklarla da gurur duydum. Buradan Harp Okulu'nda OEM'ye geçen arkadaşlara hepsine selam olsun. Çok güzel sorular aldık. Karşımda da piyade bir arkadaşım vardı. Onun yanına da piyade bir harbiyeli oturtturdular. Çocuklar çok net sordu. Adestim komutanlığı yaptınız mı? İlk GPS'i ne zaman kullandınız? Yurt dışında hangi sahada ne gibi kıta veya muharip görev aldınız? Artı hangi kursları gördünüz? Bakın bunları ileri fen programı uygulayan bir okulun analitik düşünen çocukları söyleyebilir. Yani o yüzden ben sevindim. Şimdi birçok arkadaşımız kendine göre eleştirel bakar ama... Ben orada hem o sordukları sorulardan hem aileleri, geldikleri öğretmen, memur yani kesimi bizim aynı şey ve dolayısıyla eksikliği aslında bu eğitimi verirken
Milli Savunma Üniversitemize de burada şey düşüyor. Birlikte hareket edecek. Şimdi savaşmak bambaşka bir şey. Doğru. Bu ilahiyat, bu tarih, bu felsefe, bu matematik, bu ama askerlik mesleği özellikle fendir, bilimdir. Bilim. Bunu ben söylemiyorum. Mustafa Kemal söylüyor. Zabıt ve kumandan da asbale baksınlar. Yani tabii ki doğru. Bunun ilahi boyutu çok önemli. Çünkü saklanmasak, korunmasak, ben hiç şehit vermedim diye her yerde böyle çok sıkıştığımda hani bunu söylemek pek hoş değil ama vermedim diye övünerek de hani uykularımız tabii kaçar çünkü hani tabii veya yaralı, gazi, şimdi bunlar çok büyük bedeli olan şeyler. Dolayısıyla bu kadar ağır bir süreçten geçerken, her gün bedel öderken bunlar mantıklı öneriler ama fen ve bilimle ilgili de, çünkü şu an mesela bir saldırı oluyor, işte Birleşik Arap Emirlikleri tanker uçağı var mı, ondan mı aldı, bunu ihmal tabii yapabildi mi, şimdi mesafe, derinlik, üç boyut, şimdi Eskişehir'deki pilotlarımızın aldığı bir F-16 pilotunun aldığı eğitimdeki işte 10G yüklü şeyin hesabıyla ilgili sosyal medyada paylaştılar. Biraz daha fazla uğraşmalıyız. Evet, yani evet. Burada Harbiye'de o eğitim veriliyor. Bu maneviyata zaten Türk ordusu oldum olası sahip. Yani şu anda bu bugünün iktidarıyla falan olan bir şey de değil. Yani bilmek şimdi, isteyen zaten o şeyle giriyor. Tek değişiklik şurada hanım, benim de çok hoşuma gitti. Birçok arkadaşım yadırgayabilir bunu. Tanrımıza hamd olsun diyordu arkadaşlar. Zaten bizim Mehmetçik hep bunu Tanrımıza hamd olsun der. Allah'ımıza hamd olsun der. Yani dolayısıyla ben hiçbir yani ordunun 2016 yılında 15 Temmuz olduğunda tedirgindim. Ama bütün tedirginliğim o Harbiye ziyaretiyle giderildi. Dolayısıyla bir de siz işte ilk bölümde söylemiştiniz. Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'ın özellikle Bahreyn'e, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik, El Cezire yönelik televizyonuna verdiği direkt adrese teslim açıklamalar var. Yani şu anda Türk ordusu işte bakıyorsunuz bayramda Bulgaristan veya Yunanistan sınırında Sayın Akar. Öbür şeyde hiç olmadığı kadar yoğun bir dönemde. Tabii ki bu tip moral şeylere de ihtiyacı var. Ama dediğim gibi bu kadar teknolojiyi üreten, İHA'yı üreten, kendi milli denizaltısını hatta muharip uçağını üretecek bir ülkenin ilim, fenle ilgili olduğu kadar buna da ihtiyacı var. Ama dediğim gibi bu yazılım da şeyinde muharip vatan gibi, evet, siber vatan. Şöyle bağlayalım, ağzınıza sağlık. Şöyle bağlayalım Aha Hanım. Şimdi hani alayda müftü kadrosu eskiden beri, ta Osmanlı'dan beri var dedik ya. Bunun tespiti, ihtiyaç tespiti yapılabilir. Yani mescit nerelere lazım? Mescit olunca tabii burada herhangi bir tahsildeki bir er yerine daha bunun ilmini tahsil etmiş olan bir kadronun olması. Yani haberi bu şekilde mütalaa etmek daha doğru zannediyorum. Olur. Bir de eksik bilgiyle de belki yok gibi hani algılatmak da yanlış. Yani bu bir süredir dönen bir tartışma. Ben buna geri geleceğim ama. Bir ufak şeyim var, hatırlatmam var. Olur. Onu soracağım. Şimdi sizden burada, peki bir mola isteyip bir Nesibe Kırış'a İstanbul Sözleşmesi sorup sonra geri geleyim mi? Bu konuyla ilgili söyleyeceğim ama. Evet, ama ona hani peki tamam, bir sorayım o zaman, yönetmene sorayım. Sevgili Nesibe Bey'i bekletmeyeyim. Tamam, İstanbul Sözleşmesi'ne geri geleceğim. Bu meseleye geri geleceğiz. Kapatırken bunun üzerine konuşmamız lazım ama İstanbul Sözleşmesi tartışması anladığımız kadarıyla AK Parti MYK'sındaki tartışma veya müzakere biraz ertelenmiş gözüküyor. Kulislerde böyle haberler var. Genç hukukçu Nesibe Kırış'ı Skype'la bağladık. Hocam ne olur unutmayın az evvel söylediklerinizi. Okay. Ben sevgili Nesibe'ye sormak isterim. Neden tartışıyoruz ve muhafazakar camianın kaygılandığı konular, meseleler nedir sözleşmede? Şimdi belli ki bir kampanya olacaktı, sokaklara inmeye hazırlanıyordu kadınlar ama STK'ların da duruşuyla mesele birazcık durmuş gözüküyor. Ne oluyor efendim? Merhaba. Günaydın. Yani şu şekilde bahsedebiliriz bence. Normalde 5 Ağustos'ta AK Parti'nin MYK'sı ile İstanbul Sözleşmesi'nin karara bağlanacağı konuşuyordu. Yani TBMM gündemine girecek mi yoksa girmeyecek mi? Kadın kolektifleri son 1-2 haftadır özellikle de dünyaca yayılan Challenge Accepted hashtaginden sonra İstanbul Sözleşmesi'ne gerek grafiklerle olsun, gerek makalelerle olsun, gerek günlük kullanım konuşma dilinde olsun açıklamaya başladılar ve daha sonra
5 Ağustos'ta yani AK Parti'nin normalde düzenlemek istediği MYK'nın gününde Kadıköy'de bir eylem yapılacağı duyuruldu. Ve bayağı da bir kişi buna katılacağı yönünde birbirlerini etiketleyerek sosyal medya üzerinde gündem yaratarak ciddi bir kitlenin orada olacağını aslında göstermiş oldu sosyal medyanın gücüyle. Daha sonra dün benim bir gazete haberinde gördüğüme göre sanırım MYK 13 Ağustos'a ertelendi. Bunda tabii sosyal medyada bence bunun sürekli konuşulması ve dünyaya yayılmasının etkisi yatsınamaz diye düşünüyorum. Şu an sözleşme neden tartışılıyor ya gelecek olursak Ahu Hanım? Sözleşme aslında 2011 yılında şu anda AK Parti, MHP, CHP ve işte eski BDP'nin beraberce konsensus getirdiği ve 2012'de imzaladığı bir sözleşme. Yani en başta müzakere aşamasından itibaren Türkiye'nin dahil olduğu, hatta hazırlanışında Profesör Doktor Feride Atır'ın katkı sunduğu ve bütün maddelerin yapımında müzakere ve imzalanması Türkiye devletinin her şeyden haberdar olduğu bir sözleşme. Doğru. Bu sözleşme yıllardır sürekli olarak gündeme getiriliyor. Yani 2016'da da getirildi, 2018'de de getirildi. Ama ilk defa bu kadar ciddi, MYK'da toplanılacak kadar ciddi şekilde önümüze sunuldu. Biz bir ay önce açıkçası feminist kadınlar ve belki de insan hakları savunucuları olarak İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanunun neden etkin uygulanmadığı üzerine konuşmalar yapıp bunun üzerine politikalar üretmeye çalışırken şu anda etkin uygulanmayan bir sözleşmenin getirdiği sıkıntılara karşı bunun feshedilmesi üzerinden ciddi bir tehdit altında hissediyoruz kendimizi. Neden tehdit altında? Çünkü iki tane sunulan bahane var aslında. Birincisi bu sözleşmenin aile kutsalına, Türk geleneklerinde olan aile kutsalını zedelediği düşünülüyor. Bunu düşünülmesinin en büyük sebebi de sözleşmenin aslında açılımı kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti engellemek üzerine olması. Bu kelime de domestic violence olarak İngilizce'de telaffuz ediliyor. Hı hı. Ve asıl bunun çevirisi hane içi şiddettir. Hı hı. Yani aslında aile üzerine temellendirilmiş bir sözleşme yok. Ve sözleşme şöyle der. Der ki hane içerisindeki şiddet sadece kadın ve erkek arasında, yani erkeğin kadına uyguladığı şiddet değildir. Der ki kadın da erkeğe şiddet uygulayabilir. Kız çocuğu da oğlan çocuğuna şiddet uygulayabilir. Diyor, şu an diyor sosyolojik olarak kadın ve kız çocuklarına yapılan şiddet istatiksel olarak daha yüksek olduğu için sözleşmede kadın ve kız çocuğunu başta belirtiyorum. Ama aslında diyor ben bunun farkındayım. Erkeğe karşı da şiddet uygulandığında ben kadına sunduğum aynı hakları erkeğe de sunuyorum diyor. Doğru. Yani aslında sözleşme çok açık. Sözleşme diyor ki yani benim eşitliğe karşı hiçbir sıkıntım yok. Ben sadece kadını korumak istemiyorum. Sadece şu an Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerde genel olarak patriarkal bir sıkıntı var. Erkek egemen bir dünyanın içerisinde yaşıyoruz. İstatistikler de bunu doğruluyor. Bu yüzden de diyor ki ben önce bir kadınları korumak üzerine toplumsal cinsiyet eşitliğini yayayım. Bunun üzerine bütüncül politikalarla uğraşayım. Eşitlik şemsiyesi altında yapayım bunu ama sadece önleme ve yaptırım üzerine yapmayayım. Evet. Daha sonra da zaten diyor ne kadın erkeğe, ne erkek kadına, ne kız çocuğu erkek çocuğuna herhangi bir şiddet uygulamaz. Doğru. Peki yani, çok net, hani çok berrak açıkladınız o şiddet vurgusunu ve bunun sadece kadına yönelik olmadığı, erkeği, çocuğu, evde varsa yaşlıyı, kimi korumak gerekiyorsa onun korunması gerektiği. Ben küçücük bir çok tartıştığımız şeyi sorayım. Çok da az vaktim var ama özellikle toplumsal cinsiyet kelimesi üzerinde büyük bir fırtına koptu anlaşılıyor. Nedir efendim bunun arkası veya gerçeği, tanımı? Tabii. Şimdi toplumsal cinsiyet meselesi aslında biyolojik cinsiyetle çok karıştırıldığı için bence bu kadar tartışma çıkıyor. Sürekli olarak siyasilerden de şöyle bir yorum alıyoruz yani genel olarak konuşmalarda. Diyorlar ki bu sözleşme bir cinsiyetsizleştirme projesidir. Evet. Cinsiyetsizleştirmekten kasıtları kadın ve erkeği tamamen eşit bireyler olarak almak ve her türlü kadın ve erkeği eşit algılamaktan geçiyor. Ama bunu
siyasiler şu anda biyolojik cinsiyet, yani bizim seks dediğimiz İngilizce tabir üzerinden okuyorlar. Ama aslında sözleşmede geçen toplumsal cinsiyet, yani gender, İngilizce gender anlamına gelen şey. Toplumsal cinsiyet ne demek? Ki zaten sözleşmenin 3. maddesinde bu çok açık bir şekilde ifade edilmiş. Diyor ki toplumun erkeğe ve kadına, sözleşmede de iki cinsiyet de geçiyor, iki biyolojik cinsiyet de geçiyor, erkeğe ve kadına uygun gördüğü roller, davranışlar ve eylemler. Yani çok net bir şekilde diyor ki toplum kadına ve erkeğe kendi geleneklerine, teamüllerine göre belli roller biçmiş ve bu rollerin aslında biz toplumda şiddete meylettiğini düşünüyoruz. Diyoruz ki kadın da erkek de aynı şey beklensin. Bir insanın kadın olması veya erkek olması onlardan farklı beklentiler içerisine girilmesi gerektiğini göstermez. Doğru. Yani diyor ki aslında erkeğe, sen de toplumsal cinsiyet rollerinden sıkıldıysan ve sen de üzerinde yük hissediyorsan bunu, o zaman diyor sen de bu sözleşmenin altında korunuyorsun ve biz seni de korumak istiyoruz. Ve bu çok yanlış bir şekilde şöyle anlaşılıyor. Biyolojik. Tamamen biyolojik olarak eşittir. Yok, değildir. Zaten kromozom olarak da değildir. Yani bu genetik olarak biyolojide de değildir. Buradaki mesele tamamen kadın ve erkeğin toplum içerisinde aynı beklentiler içerisinde yaşaması, kimsenin kendi üzerinden başkasına hegemonya uygulamaması ve kadın ve erkeğin haklarının eşit olması. Çok teşekkür ediyorum. Çok berrak ve çok güzel bir şekilde anlattı. Genç nesil avukatlardan hakikaten gururumuz Nesibe Kırış. Sosyal medyada lütfen takip edin. İsrarla yazıyor, bilinçlendirmek için uğraşıyor. Çok teşekkürler. Yeniden görüşmek üzere. Bakalım şimdilik konu buzdolabına giriyor gibi. Ama bu kadar netlikte de anlatan çok az vardı. Onun için çok teşekkür ediyorum ayrıca yani. Olayı çarpıtmadan, eğip bükmeden en berrak şekliyle sevgili Nesibe Kırış bizimle paylaştı. Şimdi Emre Hocam'a sözü bırakacağım. Ben aslında saygıdeğer hanımefendinin bıraktığı yerden devam edeceğim. Peki. Müthiş bir yerde. Eşitlik. Şimdi bir kere bir Osmanlı kafası diye iddia edilen, hiç Osmanlı'ya ait olmayan bir iddiada bu arkadaşlar. Şu gazete. Ordu hikayesi. Onu bir arkaya alayım ben tekrar. Herkes Müslüman olacak onların kafasında. Ya bizim dinimiz zorlama dini değil ki arkadaş, elhamdülillah Müslümanım. Musevi de Musevidir. Teklif eder. Ermenet. Yani etmem bile ya. Yani adam beni görür imrenir. Evet. Onu kelime-i şehadet getirir olur. Yani kılıç zoruyla da yapmam kimseye. Şimdi burada birçok insan büyük ihtimalle askerlik falan yapmamış. Ya çürüye çıkmış vesaire falan. Araştırmak lazım. Yahu sen hiç askerlik yap. Ben F-16 proje subayı olarak yaptım şanlı şerefle. Ve de erken terfi aldım. Yani. Ve bütün komutanlarım, herkes ibadetini yapardı arkadaş. Ramazan'da orucunu tutar, ibadetini yapar. Herhalde bu arkadaşlar burada zannediyor ki subayların alnı secdeye falan değmiyor. Sizden fazla biliyorlar. Haberiniz olsun ya. Bir kere o üstadımın anlattığı gibi hocamın, o derin felsefe, savaş, göğüs göğüse, gerekirse can alma. Karşının da annesi babası var, onu da biliyor. Ama mecbursun, vatanı koruyacak. Yani bunlar huşu içerisinde kendi özünüze ve tefekkür etmenize zaten yol açan işler. Düşmanınız Hristiyan veya başka çare. Şimdi bakın, şey yapmak zorundasınız. Yani soru soruyorum. Bu memlekette Musevi var, Ermeni var, Rum Ortodoks var, Hristiyan var, Süryani var, Müslümanlar var. Biz beraber askerlik yaptık. Ben bizatihi Rum Ortodoks arkadaşlarım vardı benim. Şeyde 257. dönemde. Tanrımıza hamdolsun demek Müslümanlıktan gayri bir şey değil. Burada farklı dinlere masum insanlara, Yaradan'a dua etmeleri için verilmiş bir komuttur. Allah'ıma diye değiştirirsen o zaman sen dışlarsın öbürünü. Sen Musevisin ama askerlik yapmana gerek yok. Sen Rumsun, Ermenisin, sana da gerek yok. Ya bunu Tanrımıza yazılmasının anlamı Allah kelimesinden imtina etmek değil ki arkadaş. Orada anlaşılıyor ki bir tebaa var. Büyük bir tabağı. Ama madem galiba artık yok zaten. Değil mi? Onun şimdi için devlet soruyorum. İhtiyaç yok diye düşünüyorum. Yanlış bu. Tanrımız hamdolsun, milletimiz var olsun diyor. Ne güzel. Yani kötü bir şey de yok bunda. Yani bu takıntılar okumamış etmemiş cahil insanların takıntıları. Yemek duası yani bu. Yemek duası mı? Bilmeyenler, seyircilerimizin bilmeyenler olabilir. Yemek duası. Musevi kardeşim. Musevi kardeşim karşımda oturuyor. Çok bedelli asker. Doğru. Biz Müslümanlar olarak çoğunlukta elhamdülillah. Yani evet.
Ama o da diyor ki sen de iştirak et. Benim vatandaşımsın. Sen de bu duaya iştirak et diyor. Tanrımıza de. Müslüman olan Allah'ına. Musevi olan kendi sözüyle onların kelimesi olduğu için beni söylemem orada yakışık olmaz. Orada kasıt ilahımız demek. İlahımız yani, tabii. Yani bizim tanrımız. Yüce Yaradan. Bizim tanrımız Allah'tır. Yani bir düşman bir, benim yani, tanrım Allah'tır. Yani Yüce Yaradan. Yani. Tek bir ilah var. Evet. Zaten. Şimdi bayram var. Peki Noel, efendim Yom Kipur, Roş Haşana, Paskalya bunlar bayram değil mi ya? Devletimizin dilinde değil. Eşitlik dedi demin hanımefendi. Bak ben diyorum elhamdülillah Müslümanım ama ben iyi bir Müslüman olduğumu iyi insanlığımdan anlıyorum. Dini vecibeleri benden çok daha ezbere bilen, uykusunda bile ezbere söyleyen insanlar var. Oraya ulaşmaya çalışıyorum. Yaşım daha 50. Var daha yolum. Ama bakın din subayı isteyen kafa buna niye bir şey demiyor? Yazık değil mi? Başka dine mensup olan vatandaşımız yok mu bizim? Değerli arkadaş. Peki hiç şehit olan gayrimüslim askerimiz var mı? Var. Ayıp olmuyor mu ya? Süryani var mı? Var. Ermeni var mı? Var. Musevi var mı? Var oğlu var. Rum var mı? Var. Manevrada ölenler var. Git bir dön de yapma bunları ya arkadaş. Elhamdülillah Müslümanım. Ama siz de zannediyorsunuz ki siz gelene kadar kimse Müslümanlığı bilmiyordu. Olmaz böyle ayıp şeyler. Yani bunları ağızdan çıkarırken ilk önce sen bir askerlik yaptın mı diye sorayım. Yaptın sen nerede? Çünkü sınav soruları sürekli çalındığı için memlekette ondan sonra farklı farklı şekilde de yap. Ama, tamam mı ya? Ben F-16 proje subayı olarak yaptım ve ben gözlerimle gördüm ki bütün komutanlarım, bütün çalışanlar inançlı insanlardır. Hangi dine mensup olursa olsun. Çünkü orası başka bir yerdir. Yapmayın böyle işleri ya. Yani bu memleketi yanlış yerlere götürmeye çalışıyorsunuz. Başka da bildiğiniz bir şey yok. Bildiğiniz de doğru bilmiyorsunuz. Tamam onu da söyleyeyim. Bildiğiniz de doğru da bilmiyorsunuz. Burada ben bir iki cümle ilave edeyim. Kerem Hocam şimdi şöyle. Elbette ki kimsenin hakkı olamaz. Ne bir subayımızı ne başka bir vatandaşımızı sorgulamaya. Hani kimin hangi inançta olduğunu Allah bilir. Kimin derecesinin Allah yanında daha yüksek olduğunu yine ancak Allah bilir. Zaten haddini bilen bir insan bunu yapmaz. Yapmaz. Şimdi orada manşetten anladım hani adil olmak adına şey yap. Çünkü bir de burada olmayan insanların attığı bir manşeti konuşmaktayız. Yok yani aslında şimdi şöyle. Böyle bir siyasi manevra mı var efendim? Zannetmiyorum. 600 burada kadar albay emekli edildi. Bir kadroda bir boşluk olduğu ve bunun kullanıldığı konuşuluyor. Ah Hanım şöyle. Burada bir ihtiyaca işaret edilmekte. Yani şeyde ibadetini yapmak isteyen Mehmetçi'ye ibadet kolaylığı ve işte dedik ya alay müftüsü kadrolarımız Osmanlı'dan beri bütün dönemlerde devam etmiştir, vardır. Ve nereye mescit açılacak? Burada hani cuma oldu diyelim. Cumanın şartları var. Hutbe verilecek. Şimdi rastgele bir er o gün çıkacak, konuşacak. Öyle belki olabilir, o er de çok iyi biliyor olabilir ama her zaman öyle olmayabilir. Kadrosu olduğunda orada işin hakkı verilmiş o. Bu aynen şey gibi, tabip ihtiyacı gibi. Yani askeriyenin tabip ihtiyacı gibi, ilahiyatçı ihtiyacı. Ama Kerem Hoca'nın bahsettiği başka dinden olan insanlar, o dinden olan insanların da ibadet ihtiyacı varsa, burada da devletin yardımcı olması icap ediyorsa o da yapılır. Bu bizim tarihimizde ve teamülümüzde vardır. İşte biz daha Demir Kilise'yi tamir ettik şurada Halic'in kenarında. Bizim tarih boyunca bunlar var. Bakınız Ah Hanım, bende şeyler var. Beratlar var. Ferman ve berat kataloğu. Emin olun öyle fermanlar var, öyle kataloglar var ki orada. Bilmeyen birisi okusa der ki ya bu padişah Hristiyanmış kardeşim ya. Tabii. Değil. İnsanlık o Müslümanın çünkü halifesi. Bizim Hakanımız ama ülkenin de hükümdarı. Ülkede Osmanlı coğrafyasında o gün ciddi manada başka dinlerden olan insanlar var. O insanların da kilisesi, şapteli vesaire yıkıldığında, kadrosuz kaldığında oraya tayinler yapılmakta. Yani hadiseyi bir büyütmeye gerek yok. Bir tayin, bir ihtiyacın karşılanması şeklinde müteahhit etmeli. Öbür türlü elbette askerlik bir muharebe sanatıdır.
işte bir topçulukta fizik kanunlar değil mi efendim? Yani fizik, sadece yani, efendim yani bugün hele teknoloji o kadar gelişmiş. Çok bir şey ilave yapayım. Bir dakika, şimdi sıhhi tahliye ve tedavi, şimdi Gülhane Askeri Tıp Fakültesi'nin açılması. Yani bütün dünyada evet. askeri tababet denen bir şey var. Tabii. Şimdi bu daha o geliyor galiba. Şimdi bir de işte, evet yani esas yapılması gereken o. Öncelikli tabii, olan o. Şimdi olmayan bir şey var. Şimdi olana işte tamam bu da bir ihtiyaç ama önce bunun açılması lazım. Yani çünkü askeri tabip yetiştirmek zorundasınız siz. Zor. Şimdi nasıl tahliye edeceksin? Nasıl tedavi edeceksin? Orada cephede savaşıyorsunuz denen bir şey var. Yani lojistik bir sistem var. Şimdi bir de medyanın tabii burada sorumlu şey yapması gerekiyor. Mesela bir açıklama yapıyoruz. Ne coğrafyaya gitmiş? Ben 45 ülkede iş görev yaptım. Ah hanım, 45 ülke ve bunları turist olarak gitmedim. Yani bunlar iş yaptığımız yerler. Şimdi ben bir akademisyeni dinledim. Nutkum tutuldu diyor. Şimdi sen neyle nutkun tutuldu? Biz savaşırken acaba küçük dilini yutar mıydın? Şimdi öyle öyle şeyler var ki. Şimdi biz kibar konuşuyoruz diye. Şimdi medyanın bir şeyleri söylerken de 9 boğum. Bir de bir beynin var. Önce bir düzgün bir birikim elde et. Artı karalamak, kötülemek, işte konuşmanın başında İstanbul Beyefendiliğinden bahsedildi. Bizler saygın toplumda bir itibar yönetimi uygulayan insanlarız. Şimdi rastgele bu tweetler, rastgele kötü sözler. Şimdi ben hiç hayatımda kimseyi ne böyle uğraşıp şey yapayım. Yani bu sosyal medya düzenlemesi de o açıdan çok önemliydi, iyi oldu. Bir de herkesin oturup işte basit bir MEO müdürlüğünden görevinizin yoğunluğuna istinaden ayrılıyorsunuz. Hemen orada lise mezunu mu, ortaokul terk mi, kime hizmet ediyor, ne yaptığı belirsiz bir yerel gazete diyor ki müdürlükten alındı. Abi sen araştırdın mı, sordun mu? İşte biraz önce Emre hocam söyledi. Yani bu nasıl bir hasetliktir? Biz savaşmadığınız savaşları yaptığımız, sizin bir ayda 30 lira vererek yaptığınız askerliği 28 yıl yaptığımız için mi suçluyuz? Şehit vermediğimiz için mi suçluyuz? Bütün okulları dereceyle bitirdiğimiz için, bitiremediğiniz okulları bitirip bu başarıya ulaştığımız için mi suçluyuz? Oturup bir başkalarıyla uğraşmak yerine kendi işinize bakın, duanızı edin. Evet. Şimdi bütün ama, ordumuz etsin. Bir de şu anda böyle çok olağanüstü bir dönemden bütün ülke geçerken çok dikkatli, daha birleştirici olmak gerekiyor. Yahya Kemal merhumun mısrağıyla bitirelim. Ordu milletlerin en çok dövüşen ensarfı. Biz ordu milletiz. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık efendim. Bize teşekkür ederim. Katıldığınız için. Yarın yine görüşürüz. İnşallah.